yaptık getirdik. Ay size bu kadar. Hasan abi. Hasan abi. Suyum düştü. Gel yanıma gel, gel. Gel yanıma gel, gel. Kapı açılacak. Bak kapı açılacak, gelecek. Kapı açıl. Dilara gelir misin? Dilara gel. Gel Dilara. Hadi gel. Gel, gel buradan gel, gel. Gel buradan gel. Sen Pelin Hanım'a geleceksin. Gel yanıma gel. Ne haber, nasılsın? Sağ ol, ben de senin için geldim. Ay teşekkür ederim. Dur, mezar takıyorum. Tamam. Hemen geç karşıya, bir onlarla bir babanla bir sarıl. Bir sarıl. Yok, sarılmak istemiyorum, yaklaşma sarılmak. Tamam. Tamam, tamam, gel gel, istemem. Bir annesi sarılsın. Bir anne. Ay tamam, 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 gel gel gel. Tamam. Kızım. Nezahat abla, Nezahat abla. Nezahat abla, gel buraya. Seni çok merak ettik. Ben sizin için geldim zaten. Hadi canım, canımlar... sadece benim için mi geldin? Evet, canımlar endişeliymişsiniz. Çok korktuk, evet. Ya korkulacak bir şey yok, buradayım ben. Beyefendi isminin açıklanmasını istemediği için ben de açıklamıyorum. Dilara ile 2 yıl aşkın beraberliğimiz vardı. Son zamanlarda iki taraflı olarak anlaşamadığımız için 5 Ocak'ta ilişkiyi bitirme kararı aldım ve ayrıldım. 5 Ocak'ta ayrılmışsın. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ayrıldıktan yaklaşık 1 ya da 2 hafta sonra isminin Emrah olduğunu programdan öğrendiğim bu şahıs beni Dilara'nın telefonundan aradı. Kendisini Dilara'nın amcası olarak tanıtıp bir daha rahatsız etmememi söyledi. Ardından kendisinin polis memuru olduğunu beyan etti. Emrah neden aradı? Erkek yalan söylüyor. Beni rahatsız ediyor diye. Kim rahatsız ediyor? Mesaj atıyordu. O şahıs. Engelleyebilirdi. Evet. Tamam, yani. O da sinirlendi, aradı. Peki niye kendisini polis olarak tanıtmadı, tanıtıyor? Öyle tanıtmadı. Amcası demiş kızım. Amcası demiş. Hayır, çocuk niye bir şey demedi. Ben yanındaydım. Benim yanımda konuştu. Duydun mu her şeyi? Duydum. Sevgilisiyim dedi, konuşuyoruz. Bir daha da mesaj atmayacaksın. Anne ayrı ama baba hiç kırmamak lazım. Bak burada bir baba kolay kolay gözyaşı dökmez. Ya ben onda çok yani şiddet uygulamış olabilir, eşine yanlış davranmış olabilir. Onların şeyini biz ona sorarız, hesabını sorarız. Niye öyle davrandın falan. Onu yargılarız ya da vesaire. Karı koca arasındaki şey, annen gider şikayette bulunur. Ama sana karşı o sevgiyi ben onun gözünde görüyorum, kurban ben olayım. Ben görmüyorum. Görmek de onu gözümle görmek istemiyorum ya. Yani. Komple bir şekil hali istemiyorum yani. Dilara sen kendini zorla bir kapatmışsın. Bütün kepenklerini indirmişsin. Açmak istemiyorsun. Yaşayacaklarından, duygularından korkuyorsun gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle bir şey. Ben de duygusal insanım ama beni etkilemiyorlar. Yok yani o samimiyeti bulamıyorum. Sen polis olmak istiyor muydun? Çünkü biz öyle biliyoruz. Hayır, öyle bir şey de yok. Onlar da yalan. Onların kurmacası. Hepsini bunlar ayarlamış. Sen üzülmüştün ki ben puanı alamadım. Polisliğe girecektim, başvuracaktım, alamadım. Sonradan da bu çocuk beni torpilliyorlar. Getirecek diye sevindim, bize öyle anlatmadın bir şey mı yok. Dilara? Hep kendileri ayarlamışlar, kendileri kurmuşlar, sahte belge ayarlamışlar. Tamam bir saniye, peki siz babanla bir Aydın'a gitmediniz mi polis okulunda orada? Gezmeye gittik, orada da polis okulunun önünden geçtik, yok polis okuluna gittik. Ya Ankara'ya da gittin. Ankara'ya da gittik, gezdik biz dolaştık, o da bizimle gitti, hepsi biliyordu. Kızım ben niye dolandırdım? Peki bir şey söyleyeceğim. Ben seni dolandırmadım, benimle muhatap olmasın. Şimdi Ankara'ya çağırdınız ya bu adamı, polis yapacak sizi Emrah. Oraya geldiği zaman babana ne dedin yani, bu Emrah ne diye tanıttın madem, sevgilin mi dedin? Sevgilim, evet biliyordu. Biliyordu yani sevgilin evet, olduğunu. Evet o zaman biliyordu. Aydın'a niye götürdünüz? Hayır hayır. Aydın mesela bak. O Emrah nereden buldular da attılar? Kendileri ayarlamış işte. Bak telefon hattında 25 bin lira dolandırdı. Bana UYAP'taki dosyalarımı sildireceğim, ben MİT müsteşarıyım demiş. Yok artık. Emrah sizi şimdi, nerede buldu? Siz onu nerede buldunuz? Ben buldum. Ben buldum hanımefendi. Ne yazık ki ben buldum. Kendisi ondan sonra MİT müsteşarı diye anons aracıma birkaç tane varmış herhalde müsteşar. Anonsu onun anonsu yardımcısı olduğunu söyledi. Bir tane müsteşarımız var. Bana dedi UYAP üzerinden dedi. Senin dedi dosyaların, bende birkaç tane dosya var. Anonsu dosyaların dedi, ben dedi UYAP üzerinden dedi sileceğim dedi. Anonsu bunun karşılığında da benden 25 bin lira para istedi. Hep aynı. Aynı yalan. Hayır şimdi zikredilen kurumlar Milli İstihbarat Teşkilatı Hakan Fidan da gelse diyeceksin ki yalan söylüyorsunuz diyeceksin yani. Ortada hiçbir şey yok ki, hep aynı hikaye. Dilara kendine yazık ediyorsun kızım. Ben sana başka bir şey söylemiyorum. Benim de bir kızım var. Yapma. Ya o senin yani tercihin. Ama gidecek yerin de kalmaz kızım.
Anası baban da kalmaz. Seni ilgilendirmez. Ben ayaklarımın üzerinde durabilecek bir yaştayım. Güçlü bir kızsın. Onu biliyorum. Emrah arkadaşıma iş bulacağım diye kandırdı. Cinsel istismarda bulunmuş. Yalan. Alo hanımefendi. Dinle bakalım. Merhaba ya, Cidem Hanım. Merhabalar. Nereden arıyorsunuz? Arkadaşınızı Emrah... Ben şu an memurum. Şu an İstanbul'dan arıyorum. 2016'da ben Malatya'da devlet memuruyken orada bizim mahallemizde tanışmış oldum. O dönem işte Dilara yaşlarında da hanım bir kardeşimiz vardı. Kendisi evliydi ve iki çocuk annesiydi. Yolları bir şekilde Emrah'la karşılaştı. Bir evde buluşuyorlar. Hoş bir sohbet ettiklerini önce söylüyor. Kendisinin anlattığıyla söylüyorum. Ben diyor uyandığımda artık iş işten geçmişti. Gitsinler, şikayet etsinler, içeri attırsınlar yani o zaman. Dilara senin uygunsuz fotoğraflarını çekmiş olabilir mi? Kesinlikle var, bunu şey itiraz etsin. Peki telefonu nasıl şey eşleştirdi? Yok. Kızlara neden öyle bir soru sordu? Kim? Emrah'ın ablası savcıymış. Öyle hani bir şey yok, Emrah'ın ablası yok. Nasıl ulaşabilir? O anda sen de bana gösterdin ya hani bir tane Instagram hesabından gösterdin ya Dilara yanıma geldiğinde. Hayır, ben bir şey sana göstermedim, sen ne saçmalıyorsun? Sen bu hesap Meral Arpa adında hesap açmıştı, hatta o kız da bağlandı canlı yayına. Benim uygunsuz fotoğrafım falan da yok hiçbir şekilde. Araştırılır yani, bunlar çıkar ortaya, hiçbir şey yok. Ya şu an herkes bir şekilde bitirmeye çalışıyor amaçları. Yok işte hani belki fikirlerini değiştirir. Bitirmek değil de Dilara, gerçekleri görmek için yardımcı olmaya çalışıyor. Hala benim aileme gideceğimi falan zannediyorlar. Bak onlara gitmesin. Gelme de Emrah'ın yanında olmasa. Emrah'ın yanındayım ya, sen ilgilendirmez. Kadın sığınma evine git. Gitmiyorum, niye gideyim? Ben Emrah'ı yandayım. Emrah'ı istiyorum. O zaman Dilara sen de bu hayatı benimsemişsin demek ki Emrah'la beraber. Ana kız. Emrah'ın yaşadığı bu hayatı benimsemişsin. Ben öyle görüyorum yani. Benimsenecek nasıl yani? Yani bu, açarsanız bir daha. Çünkü cezaevinden çıktıktan sonra bu adam bu suçları işlemeye devam ediyor. Dolandırıcıyla berabersin yani, dolandırıcılık yaptığını herkes, buraya bağlanan herkes söylüyor. Ve hatta senin de bazı yerlerde olduğunu söyleniyor. O zaman sen bunun bu işi yaptığını biliyor ve bile isteye bunun yanında oluyorsun. Ben bunu anlıyorum bu işten. Suç ortağı olacak bir müddet sonra. Yani gidişat iyi değil suçum o zaman. Suçum varsa yani kanıtlasınlar, gideyim iş yerde yatayım. Kanıtlanır bakın, bu kanıt olursa çok takılıyorsun. Buraya gelen Ayşe'yi söyleyeyim. Sevgili Dilara, Emrah yayına bağlanır mı? Arasak. Yok. Sen arasan bağlanır bence. Yok. Sen söyle, sen bağlanır. Ben istemiyorum bağlanmasını zaten. Sen mi istemiyorsun? Kendisi rahatsız, aynen. Bak telefon attığında şimdi biri var. Abla. Efendim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ama seni çok özledim ben. Ne yapıyorsun, nasılsın, ne var ne yok? İyiyim, sen gelsen daha iyi olacak. Niye ağlıyorsun, şu an ağlayacak bir durum yok. Ben sapasağlam buradayım. Bilmiyorum, seni gayet iyi anlıyorum, sevebilirsin, bununla hiçbir şey yok. Ama neden böyle yaptın? Ben bir şey yapmadım, ben buradayım bak. Babamın omuzları düşmüş, babam sayısız geldi diye yüzünde çok ağlamadım. Niye ağlıyorsun? Şöyle bir bana bak babam görürsen ya, bir bak kızım, gel bana bak benim yüzüme bak. Babam bir şey yapmıyor. Yanına yaklaş benim yüzüme bak. Aranızda ben varım. Biraz bir adım yaklaşsın. Yok, hayır yaklaşmasın. Bak kesinlikle istemiyorum. Zaten karar var. Tamam inanıyorum ben sana yapmadım. Dur Ayşenur, Ayşenur dur. İçin bana patron verin, ben buna yapayım insansın. Ayşe babaya yazık, kurban olayım ya. Ya sarıl yine şey konuş. Bir sarılsan olmaz mı? Lütfen Dilara. Bak kaç milyon insan izliyor. Ayağını öpeyim. Etme, tutma kızım. Bir gözünden perden çıkar. Ha çıkıp giderim, yaklaşma. Yok gitmez kızım, sen benim canım. Abi gel, gideceğim ben hemen. Gel otur oraya. Ayşenur ablanla konuşuyor. Benim baban şimdi biraz tabii konuş, sarılmak istedi ama. Ayşenur, bir Ayşenur'a koy. Gelme, hayır. Bak, sakın bak. Hayır. Polis kararı ver lan, istemiyorum. Gelme. Polis kararı lan, ne yapabilirim? Hayır, Ben duruyorum. Bak geldi ama istemiyorum. Çıkarım stüdyodan. Anne ne yapar sana? Ben diyelim ki ben sensiz nasıl durarım? Hayır, git. Hemen kızıyor, benim kızım doğma. Anne hayır, ben istemiyorum. Ben seni nasıl reddetmişsin sen beni? Ben istemiyorum. Sen beni reddetmişsin. Emrah'la mutluyum. Ben onun kafası falan, Emrah hiçbir şeye karışmıyor. Bunu da yok. Bastı ile şey. Korkuyor musun? Yok, korkmuyorsun. Sen ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Hayır.
etme Pınar yavrum ya. Hayır, işte ben hemen Allah'ım geldik anne. Bir sarılsın. Ya bir sarılsın. Benim hatrım için. Bir öpmüş, özlemiş, özlemiş. Özlemiş. Özlemiş ya. Bir özlemiş. Tamam. Bir sarılsın. Benim hatrım için sarılsın. Tamam. Bir sarıl kadına ya. Bir sarıl. Bir sarıl. Senin gönlün olsun gene diyelim. Bak beni evlen mahvolma. Benim gönlüm bununla zaten. Bak kaç tane şeyleri gelir. Raporu gelir. Kaç tane telefonda sözleri gelir. Kabul edeceksin ya da etmeyeceksin. Yok yok. Sana olsun işte kendini yakacağım. Bak seni ortada bırakacağım. Ben onunla. Sen çarşımdayken gelip pişman ol. Benim yanıma gel. Hayır. Seni polis edeceğim. Bu kadar yaşantını sen biliyorsun. Ne hallerde çalıştın? Sizi hiçbir şeye mahkum ettin mi? Mecbur ettin mi? Kimsenin kapısına gönderdin mi? Telefon altında bir hanımefendi var. Ben eskisi gibi değilim. Lisedeki hayattaki gibi değilim. Şöyle böyle hiçbir şekilde öyle bir eski hayatım kalmadı. Nasıldı? Lisede nasıl bir Emrah vardı? Lisede yani nasıl bir Emrah vardı? Kendini bilmez. Her şeye girer. Her şeyi vardı. Ailesi de zaten liseden o yüzden aldı. Liseden beri çok seviyorum. Aşığım ben sana. Ben seninle yuva kurmak istiyorum. Ha, sizinle. Şöyle böyle. Aa. Aynen. Ama ben evli olduğunu bilmiyordum. Sonuçta aynı yerde yaşamıyor musunuz? Lisede de arkadaşın nasıl bilmiyorsun lisede evli olduğunu diyorsun. Lisede arkadaşım da evli olduğunu bilmiyordum. Uzun zaman sonra beni gelip buluyor. Doğru mudur? Uzun zaman sonra buluyor. Ben evli değilim diyor. Ben senin evli olduğunu biliyorum dedim. Öyle duyduğumu söyledim. Hayır ben evli değilim dedi. Çocuğunu bile bilmiyordum. Ben dolandırıldıktan sonra, karakola gittikten sonra evli olup bir çocuğun olduğunu öğrendim. Hasan Bey'i tanır mısınız? Diyor ki babam ayarladı onları diyor. Hasan Çoban'ı tanır mısınız? Babasını var mı bir muhabbetiniz? Hasan Çoban'ı tanımıyorum, onu bilmiyorum. Ama babası da bunun içinde, Şevket Bey de içinde. Ben dolandırıldığım zaman... Babasına bak iftira atamazsın. Sen bir dakika konuşmayı bil, ondan sonra benimle babası konuş. Babası nasıl işin içinde? Şevket Bey... İçinde eminim buna. Nasıl? Şöyle de söyleyeyim. Ben karakola gitmeden önce babasının yanına gittim. Dedim ki ben 25 milyar dolandırıldım. Beni, ailemi işe sokacak diye. Hı. Dedim ki böyle böyle. Beni biliyor musun dedim Şevket amca. Biliyorum dedi. Dedim ne diye? Sevdiği insan olarak gösteriyor beni. Gitsin Şevket amcanın yanına o zaman. Bütün aile yalan söylüyor. Hamile gözyaşı döküyor, ağlıyor, perişan oldu ya. Konuşmak istemiyorum dedim. Hani Dilara ben sana ne yaptım ki? Gerçekten. Her şeyinde sana katlandım. Her şeyi söylediğinde durumu ben toparladım. Arkanda durmadın mı hiçbir yerde? Konuşmak istemiyorum. Sınavlarında yardım ettim. Arkadaş hayatında yardım ettim. Zorlandığın her şeyde. Zor bir iş olurdu ben yapardım sen yapma diye. Dilara ne yaptı? Adaşım sana ne yaptı? Merak ettim. Sevmiyorum. Yok şey, ne yaptı işte söyle. Da suçunu söyle. Anlaşamıyorduk da. Ay ne yaptın? Nefret etmenin bir sebebi olmalı. O çok kıskanır ama. Beni. O çok kinlidir. Böyle ağlamasına bakmayın. Onun altında şimdi neler neler yatıyor. Ben senin neyini kıskanacağım? Ne yatıyor? Tabii. Ne yatıyor söylesene. Çok fena. Hiç kavga eder miyim? O şu an mutlu oluyor benim bu halime de. Ay olur mu? Mutlu olsun ya. O yalan yapıyor. Yazışma gelsin ekranlara lütfen. Bu yazışmadaki kişi sen değil misin? Değilim. 26 Ocak'ta. Değilim. Siz ne zaman telefonu aldınız? 26 Ocak'ta biz Aydın'la Rize üzerinden gittik memleket. Evet Aydın'la ilgili yok bir şey yok. Elinden o telefonu niye yazdın? Elinden o telefonu. Ama Dilara 26 Ocak'ta daha akrabana da diyorsun ki Aydın'dayım geleceğim sürpriz diyorsun. Daha Emrah'la ilgili kaçma olayı kaçma, yok hiçbir şey yok. Bir şeyden haberi yok. İyi düşün 27'sine 28'sine döndü. Onlar her şey ayarlamış zaten biliyordular konuşmadı. Bunun neyisini ayarlayacak? Teklif bir şey mi ayarlamış? Bunu ayarlayamazsın hayatım. Babam var yanında babam mı yazdı o zaman mesajı? Yazmıştı. Şu polis kıyafetleri benim çok bana dokunuyor yani. Rahatsız olmadın mı fotoğraftan Dilara? Ben mi? Evet. Yok özenmiş, hoşuna gitmiş, çektirmiş silahlı yani. Fotoğraf çekti. Özendiğinden yok. Değil Dilara'cığım bu fotoğrafı insanları ben polisim diyerek kandırmak için çektiriyor. Nesini anlamıyorsun bunun yani? Alakası yok. Evet aynı öyle alakası var. Bu insanları ben sana şunu da söyleyeyim mi kendi şahsi fikrimi? Sen gerçekten polis olmak için bu adama ulaştın. Ben kendim söyleyeceğim. Az önce bazı yazışmalar vardı ya sen dedin ki o telefonda o yazışmaları işte ablamlar yapmıştır. Ben yapmadım dedin ya. O hanımefendi şimdi telefon hattında. Dikkat ederseniz ilk yazışma 18 Ocak'ta. O zaman zaten Dilara burada değil. Daha sonrasında buraya geldiği gün yoldayken mesajlaştık. Yani hani ablası gelin atmama gibi bir durumu yok. Üstelik Dilara bir resim paylaşmış. Ben ona hani durumuna yorum olarak yazmışım. Bunu da mı ablamlar paylaştı yani? Dilara, ne dersin? Tamam, onu ben paylaştım. Ben ona bir şey demiyorum ki. Peki, Dilara'nın bir mesajı var hepimize, size, bana. Bir şey söyleyecekmiş. Ben de merak hani ediyorum. Ben buraya bir şeyleri zaten halletmeye geldim. Bir şeyleri artık açığa kavuşsun, hallolsun.
hani güzellikle mi olur artık, çirkinlikle mi olur onu bilemiyorum ama hani sizin de aracılığınızla sizden de yani yardım istiyorum. Emrah söyle, belki o da bir gelsin. Bak baban onunla bir görüşmek istiyor. Ben de bir tanımak istiyorum. O rahatsız istiyorum. Yani ailesi falan bilmiyorum. Yani bağlamak isterseler bağlansınlar. Buraya gelsin. Bir tanışmak için. Ben de çok merak ediyorum. Uygun ve iyi bir ortam. Sonuçta biz ona çünkü ne yapacağız yani? Ya, tanışacağız. Kendi rahatsız öyle yalnız. Hani gelemez o şekilde. Kızım, yani güzel bir sonuca bağlayalım ya, bence. Ben çünkü bir şeyler netleşsin artık. O yüzden de geldim. Kızım, hani bak, baskı altında da değilim. Olsaydım bak, zaten gelemezdim. Şu an onlar yanımda yok. Şu an onlar yanımda yok mesela. İstediğim gibi de gider yani. Derim ki ben yok, zorla tutuyorum. Şöyle bir yok, öyle bir şey yok. Dilara'yı ikna ettik, getirdik. Beklenen büyük yüzleşme stüdyoda. Türkiye günlerce onu konuştu. Ailesi her yerde onu aradı. Yeter ki sen gel, ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kaçtım, kaçıramadım. Açıklamalarıyla herkesi şoke eden kayıp Dilara ve günlerce suçlanan sevgilisi Emrah canlı yayında. Ben buraya bir şeyleri zaten halletmeye geldim. Dilara ve gözü yaşlı ailesi barışacak mı? Ya şöyle bir bana bak babam görürsen ya, bir hayır, bak hayır, kızım. Tamam, bana tamam, bak benim yüzüme bak. Dilara'yı kandırdığı iddia edilen evli sevgilisi Emrah suskunluğunu bozacak mı? Yok. Sen söyle, sen bağlanır. Ben istemiyorum bağlanmasını zaten. Emrah beni sevdiğini söyledi. Sonra dolandırdı diyen sürpriz tanık. Liseden beri çok seviyorum. Aşığım ben sana. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. ...16 yaşındaki Zeynep defalarca evden kaçtı. Çalışıyorum diye evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Babası her seferinde geri döndürdü. En sonunda çaresiz kaldı. Buradan Zeynep'i tutan kişilere sesleniyorum. Çocuğu serbest bırakın. Kızı Ahmet Boran'ı otobüste uyutup nasıl kayıplara karıştı? Bu şoförü durduruyor. Lavaboya gideceğim diyor. Otogarda kaçıyor. Zeynep çetenin eline mi düştü? Çetenin elinde olduğunu düşünüyor. En son nerede kiminle görüldü? Yeni cezaevinden çıkmış, çocuk onun eline düşmüş. Babası ve halası Zeynep'in kaybolmasıyla ilgili kimi neden suçluyor? Belki de bir şebekenin elinde. Bunu suça bulaştırdılar. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Ne olursa olsun adaletten, dürüstlükten, haktan, hukuktan, hiçbir şekilde umuttan vazgeçmeyin diyoruz. Ve uzmanlarımızla beraber ben Didem Arslan Yılmaz, psikiyatrist Profesör Doktor Aytül Çorapçıoğlu, emekli cinayet büro polisi Orhan Kemiksiz ve avukatımız Funda Sadık Ahmet'le beraber sizlerin karşısındayız. Ne olursa olsun vazgeçme diyoruz değil mi? Geçmiyoruz. Evet. Ama bazen de vazgeçmek lazım. Mesela Dilara Çoban'ın da vazgeçmesi lazım. Kesin yani, inşallah. Ama tabii aile öyle düşünüyor, vazgeçsin istiyor. Onlar kızlarından vazgeçmiyorlar. Evet, ve umutla kızlarının kendilerini buraya gelmesini bekliyorlar. Evet. Bugün Hasan Çoban yine baba, annesi Nezahat Çoban annesi, Abdullah Çoban kuzeni bizimle beraberler. Dilara Çoban İstanbul'da, birazdan onun nerede olduğunu da açıklayacağım. Didem Aras ablası bugün gelmedi çünkü ablası 3 aylık hamile, dün biraz rahatsızlandı. Evet. Karnım ağrıyor dedi. Dolayısıyla bebekle ilgili Allah korusun bir risk evet olmasın diye biz de dedik ki dinlensin. Olsun. Yoksa Didem de buraya gelecekti. Evet. Abla da evden yayını izliyor. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum Didem'i, adaşımı. Şimdi 21 yaşındaki kızımız Dilara Çoban polis olmak isterken kandırıldı. Ve işte evli hem de dolandırıcılık yapan Emrah Gündoğdu'ya aşık oldu. Ne olur bize yardımcı olun ve kızımızı bunun elinden kurtarın demişti bize. Bize başvurmuştu.
Fakat Dilara Çoban dün buraya geldi. Ben onu seviyorum. Dolandırıcı olduğunu biliyorum. Cezaevine girse bile beklerim dedi. Yani bizi ve sizleri biliyorum. Çok şaşırtan açıklamalar yaptı. Biz de demiştik ki Emrah Gündoğdu madem seni bu kadar seviyor nerede niye gelmiyor? Gelsin konuşsun dedik. Emrah Gündoğdu Elazığ'dan geldi. Fakat İstanbul'da bir akrabalarının yanındalar. Aslında biz onları buraya bekliyoruz. Yani orada yaptıkları çünkü madem... Yani sizden, Hasan Bey'den, evet. Nezahat Hanım'dan bir şekilde Allah'ın emriyle istesin. Her şey usulüne uygun olsun. Emrah Gündoğdu ve Dilara Çoban şu anda İstanbul'da bir akrabaların evinde canlı yayın noktasından yayınımıza katılıyorlar. Bir de onları da görelim. Sevgili Dilara merhabalar. Emrah selam. Merhabalar. Merhaba Dilara Hanım. Teşekkürler. İnşallah sizi yarın buraya bekliyoruz. Sesim geliyor. Geliyor geliyor. İkinizin sesi de geliyor. Evet, bütün Türkiye'nin... Dilara Hanım, ben rahatsız olduğum için stüdyoya gelmek istemiyorum. Epilepsi hastasıyım zaten. Ben buradan tüm soruları yanıtlayacağım. Bugün de tüm açıklamalarımı yapacağım. Bugün tamam. artık bugün bitireceğiz yani. Bugün de yola çıkacağız zaten. Emrah, senin bunu bitirebilmen için ailenin rızasını alman lazım. Onların gönlünü kazanman lazım. Her şey... Çünkü Dilara'nın bir ailesi var. Ailesiyle de görüştük, uzlaşma... Uzlaştınız mı? Emrah buraya geleceksin. Tamam biliyorum Dilara. Siz de uzlaşmak için. Hayır ben kabul etmiyorum. Buraya geleceksin. Buraya geleceksin. Dilara'nın benim kızımın ben da suçluysam, ben suçluysam cezamı çekerim evet, Didem Hanım. Çok suçluysun, çok da yalan söyledin. Sizinle ben görüşmek tamam, istiyorum şimdi Didem şöyle, Hanım. Tabii ben de bir bakalım. Didem Hanım sizinle görüşmek tamam, istiyorum. Emrah ben de tabii ki görüşeceksin. Dilara da Didem Hanım sizinle görüşmek evet, istiyorum. Biliyorum biliyorum. Bak işte burada olsaydın daha sağlıklı bir yayın tamam, yapardık. Didem bir 5 saniyelik 7 saniyelik gecikme var. Bazen sesler... Anladım Didem Hanım. Ben rahatsızım. Aynen biliyorum. Ben rahatsızım. Rahatsızlığından dolayı gelemedim. Ama gayet sağlıklısın şu anda sevgili. Nezahat ablacığım dur. Hasan Bey bir dakika. Onlar aile diyor ki... Ben raporlarımı da sunabilirim yayına. Sıkıntı yok. Ama... Neyse onu sonra konuşuruz. Yayın dışında... Onu sonra konuşuruz. ...başmak amacıyla kabul edilirse yayın dışında... Tamam Didem Hanım, siz sorularınızı sorun ben de cevaplayayım. Tamam, günlerdir sustum. Ailem üzerine iftiralar atıldı. Benim üzerime iddialar atıldı. Hepsini cevaplayacağım bugün. Hepsini konuşacağız. Hatta çok önemli bir tanık gelecek buraya. Emrah seni çok iyi tanıyor. Stüdyo, bak o tanık tabii, stüdyoya tabii, geldi. Yüzleşirim. Bak o tanık buraya stüdyoya geldi. Seninle yüzleşmek istiyor. Tamam. O da yüzleşmeye hazır. Tamam, onu birazdan tamam, alacağım. Yüzleşirim. Ama ben şunu öğrenmek yüzleşirim, istiyorum. Yüzleşirim Didem Hanım. Emrah, şimdi senin adli sicil kaydınla ilgili sorular da soracağım ama Allah aşkına. Didem Hanım açıklayayım mı? Onu birazdan. Dur birazdan. Açıklayayım mı? Birazdan bak, adım adım gideceğiz. Hakkımda... Adım tamam, adım gideceğiz. Tamam Didem sen, Hanım. Sen Dilara'yla nasıl tamam, tanıştın? Tamam siz nasıl isterseniz. Siz nerede nasıl isterseniz. Nerede tanıştın? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Bize bir anlatır mısın kendini? Tabii açık. Ben 28 yaşındayım. Didem yani Dilara bana 6 ay önce Instagram'dan yani istek attı. Öyle tanıştım sosyal medyadan. Sonra konuşmaya başladık. Evet. Sonra sevgili olduk. Evet. Ne zaman oldu? 6 ay önce mi oldu bunların hepsi? 6 ay önce oldu. Dilara bana istek attı Instagram'dan. Şimdi bak Emrah sen akıllı ve zeki, öyle bir, konuştu, zeki konuştu, bir çocuksun. Şu anda sevgili olduk. Sosyal medyada dün biz onu Dilara'yla da konuştuk ama ikiniz tabii ağız birliği yaptığınız için bazı şeyleri tabii ortaya çıkartamıyoruz. Ama sosyal medyada etkileşim olabilmesi için yani sizin Didem ortak Hanım, hayır izin verirsen ben ağız birliği falan dur, ağız sorumu birliği tamamlayayım. Falan yapmadım. Bak sorumu tamamlayayım. Tabii sizi dinliyorum. Sosyal tabii, medyada etkileşim olabilmesi için Instagram'da dahil, Facebook'ta dahil bütün sosyal medya hesaplarında ikinizin ortak arkadaşları olması lazım. İkinizin ortak tanıdığınız insanları olması lazım. Oralardan seni buluyor olması lazım. Yani bu etkileşim nasıl oldu? Nasıl bu kadar yani ortak arkadaşlarınız var mı? Birbirinizi tanıyor Didem musunuz? Didem Hanım zaten isteği atan Dilara Çoban'dı. Evet. Öyle sonra sohbete başladık. Mesaj attı. Sonra konuşmaya başladık. Sonra da sevgili olduk. Birbirimizden hoşlandık. Dilara atan da sensin. Dilara değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben şunu rica edeceğim sizden. Hem Dilara'dan hem senden Emrah. Ben sorumu tamamladıktan sonra yanıt verirsen bu teknik buyurun, sorunu da halletmiş oluruz. Şimdi bir iş ilanı şeyi var. O bir ekranlara gelsin. Tamam, aslında onu bir getirir misin? Bu iş ilanına başvurduğunu aile biliyor. Biz de öyle biliyoruz. Tabii. Sen sosyal medyadan bir iş ilanı yayınlıyorsun. Ve o iş ilanıyla o iş ilanına Dilara başvuruyor. Bu iş ilanını sen yayınlamadın mı Emrah? Hayır, zaten
paylaşan kişi de ben değilim. Bunun araştırılmasını da istiyorum. O hesabın araştırılmasını da istiyorum. Yani üzerime epey bir iftiralar atıldı. Bugün hepsini zaten cevaplandıracağım, konuşacağım. Ailem üzerine çok gelindi. Ben her şeyi yanıtlayacağım. Zaten o hesabı da araştırılması için savcılık harekete geçer. Orhan Bey bir şey soracak. Buyurun. Emrah, sen Ardahan'a hiç gittin mi? Orada ev kiraladın mı? Efendim Orhan Bey. Evet gittim. Ailesinde de kaldım. Hasan Bey'in evinde kaldım. Ailesi de biliyordu sevgili olduğumu. İftira yapma. Bir günde yattım. Otobüs kayıtlarımız var. Yani orada sen bir ev kiraladın değil mi? Ortaya çıkacak bunları. Artvin yolu getirsen. Nezahat Hanım. Ev kiralamadım. Nezahat Hanım. Ben şimdi size açıklama yaparım. Ben Hasan Bey'de kaldım. Hasan Bey sizin evinize geldiğinde siz Hasan kızınızla. Hasan Bey'de bir gün kaldım. Bunu niye açıklamıyorlar? Ha, söylediler. Kaldı dediler. Ama Hasan Beyler söyledi bunu. Nasıl gittiğimizde İsmail Bey de biliyor. Taşdemir Bey de biliyor. Ne konuştuğunu da biliyorum. Devlet adamlarını kullandığını da biliyorum. Ben işte... Gazi polisim. Hasan Bey size geldiğinde, Hasan Bey size geldiğinde siz Dilara'yla Emrah'ın öyle... bir dakika Emrah. Sevgili olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, yok, kesinlikle yok, abi diyordu Dilara'da. Abi diyordu işe vereceğim. Yalan söylüyor. Profesörü ben bir yalancı. Didem Hanım kesinlikle biliyordu babası. Bilmiyorum, kesinlikle babası da biliyor. Annesi de biliyor. Ablası da biliyor. Betçim sülalesi de biliyor bunu. Ya biliyor. Ne zaman para verdi? Bir dakika Nezahat abla. Ne zaman 1 milyar para verdi? Bana para verdiğinizi ispatlayın. Bana para verdiğini ispatlayın. Tamam, giderken. Yine aynı yöntem ya. Sen peki babası ya. Daha önce kızına polis kıyafetleri olması için yani. Bir dakika, evet. Babası polis kıyafetleri için para vermiş. Silah alacağız demişsiniz onun için, evet. Para vermiş. Hepsi için, evet. Para vermiş Hasan Bey. Sadece 1300 lira hesabıma attı. O da harçlık attı bana. Elden Didem verdiği Hanım, paralar. Bu ispatlasınlar. Ben suçumu kabul ediyorum. Bir polis. Ben küçüklük... Kızılay AVM'den ATM'den çektiğin para mı? Net belli. Bak Hasan Bey konuşurken birbirinizi dinleyin. Hasan Bey bir şey söylüyor şimdi. ATM'den para tamam, çektin çıkarttım. Mi Kızılay'dan? Bana? Sana verdin mi kızım? Tabii buyurun. Emrah 500 lirasını geri al da dedi ki kızım babam parası olmaz vereyim. Doğru mu? Oradan çıkar kayıtlar. Kızılay'da para tamam, verdin diye çektim. Tamam harçlık verdin sen bana. 5000 lira. Onu da bir zahmet ver yani. 5000 lira verdim. 3000 lira bir verdim. 2000 lira var. 3000 lirayı ATM'den çektim. 2000 lira cebimde vardı. Emrah, profesör, yalancısın, dolandırıcısın. Buraya geleceksin, evleneceksen adam gibi buraya geleceksin. Sen buraya geleceksin. Sen 40.000 kişiyi dolandırmışsın. Dilara, baban sana... Uzlaşmaya gidelim diyoruz. İkimiz de uzlaşmaya gidelim. Ha, ne uzlaşması? Yani 10.000 lira verdiğini kabul ediyor musun babanın sana? Hayır, kabul etmiyorum ben onları. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsun kızım. Zaten ben Emrah'la gideceğim. Onlar bunu kabul etsinler tamam, artık. Tamam kabul etmiyorum. Hayır, senin arkandayım git derim burada. Adıyaman'da senin üzerine Emrah 10 bin lira yaptırır. 20 bin lira nasıl gelecek? Bunu şöyle soralım. Bak şöyle bir bilgi var. Bunu biz çok net öğrendik. Senin hesabına Emrah iki defa. Tabii buyurun. Bir dakika dur. İki defa senin hesabına bir 10 bin bir daha 10 bin 20 bin lirayı para yatırmışsın Dilara'nın hesabına. Emrah sonra onları tamam, hemen yatırabilirim. Hemen çektin. Sevgilim sonuçta. Nereden geldi o paranın kaynağı ne Emrah? Çalışmıyorsun tamam, Emrah. Sonuçta. Hasan nasıl nereden geldi? Kendi param olamaz mı? Hasan Çoban tamam, bana nereden bir para yatırdığına dair bir belge var mı? Peki, bunu bak, ispatlayın. Emrah bak sen bunu ispatlayın. Adli kontrol şartıyla Mayıs ya, ayından. Ben, bir dakika, ben daha önce Emrah, çalıştım. Emrah. Dur bak. Sen Mayıs ayında sorumu sorayım bak. Sen Mayıs ayında adli kontrol şartıyla dışarı çıkıyorsun. Mayıs ayında adli kontrol şartıyla dışarı çıktıktan sonra... Hayır kesinlikle yalan. Bir dakika kesinlikle sorumu, yalan. Sorumu bu böyle bir bilgi yok. Ben tahliye edildim. Ben tutukluydum. Tabii. Beraat mı ettin suçlardan? Doğru. Cezanı mı bitirdin? Ben tahliye edildim. Ben ne Covid'den dolayı çıktım, ne pandemiden dolayı çıktım, ne de adli kontrol şartı altındayım. Neden tahliye edildim? Ben tahliye edildim. Bunu da ispatlarım. Neden? Diyarbakır İstinaf Mahkemesi'ne gitti. Orası da beni haklı buldu ve şeyimi bozdu. Bir dakika, cezamı istinaf bozdu, tahliye etti beni. Ve yeniden yargılamam devam ediyor. Cezaevinde yatmanızın sebebi olan dosyadan ne kadar ceza aldınız, ne kadarını yattınız
ve nasıl tahliye oldunuz? 7 yıl 2 ay aldım. 2 yıl boyunca tutukluk aldım. Tamam, ve işte sonra mahkeme, istinaf mahkemesi dosyamı bozdu. Şu an yargılama aşamasındayım. Ben ne pandemiden dolayı çıktım. Hangi gerekçeyle bozdu peki? Şu an adli kontrol şartı altındayım. Lütfen. Hangi gerekçeyle bozdu? Fazlaca yani ceza... Bunun kağıdını yollarım. Orada incelersiniz. Bu da bende ispatı var. Şimdi bak ama bir şey söyleyeceğim. Emrah Gündoğdu sonuçta senin yargılaman devam ediyor. Fazla ceza dolayı haksız... Dur bak senin yargılaman devam ediyor. Evet. Sen daha aklanmadın. Şu anda hala şeysin, sanık durumundasın. Tabii. Siz bana ama dolandırıcı diyemezsiniz. Yargılanıyorsun. Siz bana dolandırıcı bir şey söyleyeyim mi Emrah? Bak Emrah, biz sana dolandırıcı demiyoruz. Yargılanıyorum. Biz sana dolandırıcı demiyoruz. Burayı arayıp senden mağduriyet yaşayan... Güzel anlaşacağız. Burayı insanlar arıyorlar, mağduriyet yaşattığın insanlar. Tabii buyurun. Mağduriyet yaşattığın insanlar sana diyor ki dolandırıcı bu adam. Beni dolandırıldı. Beni dolandırdı. Ya. Ben şikayetçi oldum diyor. Tamam. Ardahan'da da yapmışsın. Bak orada da ev tutmuşsun bir müddet. Orada tamam, da kalmışsın. Tamam, iddiada bulunuyor. İddia onun söylediği, biz burada bulunuyor. Dile getiriyoruz. İddiada bulunuyor. Şimdi sen böyle kelime oyunu yapıyorsun ya. Bak kelime oyunu yapıyorsun ama bana dolandırıcı demeyin diye. Evet dinliyorum beyefendi sizi. Ama bakın. Biz seni tanıyor muyuz Emrah? Tanımıyoruz. İlk defa burada gördük. Ama siz bunu insanlara böyle anlatmıyorsunuz. Tamam, bizim görevimiz bu zaten. Ama siz insanlara böyle anlatmıyorsunuz. Tamam bak yayında. Gelelim madem öyle. Gelelim şu polis kıyafetlerine. Bak ben gidiyorum her gün Emrah, karakolda. Emrah gelelim şu polis kıyafetlerine. Allah aşkına. Evet. Bu polis küçüklük hayalimdi. Aynen küçüklük hayalimdi. Bir fotoğraf çekmek normaldir. Herkesin bir elindeki silahı nasıl ideali vardır. Peki? Ben hastalığımdan dolayı polis olamadım. Silah. Elindeki silahı silah, nasıl açıklıyorsun? Silah, sahte silah. Bu da ispatlanır. Nasıl? Tamam. Sahte yani sahte silah. Bu ispatlanır yani. Peki bu silahla fotoğraf çekilip yani. Ve bir o şerefli var, üniformayla polislik hayalim var. Bunu aha, bu şekilde yaymak sence aha, ne kadar doğru? Ben üniformamı yaymadım. Ben o üzerindeki polis üniforması hep hayalimdi. Ama olamadım hastalığımdan İnsanlar dolayı. İnsanlar onu hak etmek evet, için bedel hayalimdi. Ödüyor, çalışıyor. Ben o üniformayı öperim de alnımın başına da koyarım. Çünkü şimdi ben bak, Emrah, polisleri seviyorum. Emrah, polislik Emrah, mesleğini çok seviyorum. Emrah, bak, hep sen herkese, evet, birçok kişiye, bizi arayan herkese, keza sen her ne kadar bunu yalanlasan da, Dilara da yalanlasa da, aile de öyle biliyor. Bize onunla ilgili çok telefon geliyor. Birçok evet, kişiye evet, bu kıyafetleri evet, giymenin nedeni sadece doğrudur, o kıyafetleri çok sevmendir. Olabilir. Yok. Dur bitireyim. Olabilir. Belki sevebilirsin. Polis olmak istemiş olabilirsin. Evet. Ama herkese kendini yani gazi polis bir diye. İddiadır. Gazi polis. Bir dakika, Emrah bir şey rica edeceğim. Beni bekle, sorun bitsin. Ben susacağım, ondan sonra yanıtla. Sen susunca ben de sorumu yeni soracağım. Tamam özür dilerim. Bak Gazi, tamam, Gazi polis o fotoğrafları tamam, çekiyorsun. Özür dilerim, tamam. Sadece sevdiğin için değil, Gazi polisim diye insanlara o fotoğrafı gösteriyorsun. Mesele o fotoğrafı niye çektiğin değil. İnsanları kandırmak hı, için o fotoğrafları kullanıp kullanmadığın meselesi var. Yere bak. Didem Hanım bu bir iddia. Bak ben emniyete de gittim. İfademi de verdim ama hiçbir ispat yok, hiçbir delil yok. Herkes gidiyor benim hakkımda. Yayına da yollarım. Orada söylenenlerle ifadeler çok farklı. Siz bilmiyorsunuz bunları. Siz sen var. Biz seni tanımayız, gerçekleri bilmeyiz. Herhangi bir husumetimiz de yok. Bize aile başvurdu. Şunu söyleyeyim sana. İfade verirsin, her evet, insan kendi lehine olan ifadesine beyan eder. Madem bunların altında hiçbir şey yok, neden ay, savcılar iddianame düzenleyip hakkında dava açtı? 6-7 tane dava var hakkında. Savcılar sadece kuru iftirayla dava açmaz. Tamam, olabilir. Ya her insan, yani her iddia suçlu, yani her iddia açan ya da her dosya açan suçlu mu? Sonuçlanmadan siz insanları delili yoksa dolandırıcı ya da şey söyleyebiliyor musunuz sonuçlanmadan? Dilara'yla dün konuştuğumuzda senin babanla aile de aynen, konuşmuş ve senin baban bazı mağdurlarla konuşmuş. Hatta bazı mağdurlara bazı paralar da iade edilmiş. Senin baban şunu söylüyor. Tabii kamera önünde söylemiyor ama arkasında bunu da evet, açıklık getireyim. Evet, evet bir dakika benim bitireyim. Aynen. Bitireyim. Hayır bitireyim. Bir dakika dur. Evet benim çocuğum maalesef bunları tabii yapıyor.
diyor ve hakkında da şu anda 7 tane hem bu şey suçlardan yargılanıyorsun hem de bizi arayan biz seni tanımayız etmeyiz Emrah. Ben Emrah Gündoğdu'yu bu aile başvurunca ve ihbarlar gelince tanıdım. Ama seninle ilgili her gün ne zaman adın gelse en az biz en az seninle ilgili 20 tane dolandırıcılıkla ilgili telefon alıyoruz. Emrah bunu nasıl açıklayacaksın peki? Didem Hanım. Didem Hanım hemen açıklayayım. İddialarda 2020'nin Ocak ayında ben meclisin önünde birinden para almışım. Ben 2020'nin Ocak ayında cezaevindeyim. Tutuklu bir adam da izinle çıkamaz. Bunu avukat hanım da bilir. Eski tahliye, polis de bilir olmuş. Oradaki. Daha doğrusu şöyle izne bir çıkmış olabilirse. Açıktan 3 ayda bir çıkar, izne çıkar. 3 ayda bir izne ben, çıkma hakkım var. Açıkta yatıyor. Sen Ocak, açıkta mı yatıyordun? Bunun ispatı cezaevinde ya tam bunun ispatını yaparız. Ocak ayında cezaevinde miyim değil miyim? Bunu ispatlarız. Şimdi diğerlerine ne diyeceksin? Burada Orhan babam üzerinde iftiralar atılıyor. Babam beni direkt evden kovdu zaten olaylar olunca. Niye kovdu hiç o zaman? 3 ay boyunca beni ne aradı ne sordu. Baban neden sana sahip çıkmıyor? Madem doğru değil. Baban aynen. Seni niye o zaman dışarı attı? Şu 20 bin lirayı bana açıklamadı. Ben o parayı merak ediyorum. Babam yine bana sahip çıkmadı. Bak şeye geldi. Karambole geldi. Sen işte Mayıs ayında tahliye ya da beraat ya da vesaire cezaevinden çıkmışsın ya. Çıktıktan sonra Mayıs ayında hangi nedenden olursa olsun sen çalışmadıysan o 20 bin lirayı bize nasıl açıklayacaksın? Evet. O para sana nereden geldi Emrah? Ben daha önce çalışıyordum. Birikimim vardı benim. 2 yıldır cezaevindeymişsin. Ben daha önce hastanede çalıştım. 2 yıldır cezaevindeymişsin. Nereden geldi o para? Tamam, daha önce çalışmadım mı ben? Ne iş birikimim yaptın? Olamaz mı benim? Ne iş yaptın? Nerede çalıştın? SSK var mı şeyin? Sigortan var mı? Ben bunları ekibinizle hizmet dökümümü çıkartır yollarım. Orhan Bey'in bir sorusu var. İspatlarım buyurun. Bunları. Ben şunu sormak istiyorum. Emrah madem tabii senin bütün insanlar seni burada karalıyor, işte ne bileyim iftiralar atıyor falandan bahsediyorsun ya. Şimdi az önce o şerefli üniformayı giyerek fotoğraf çektirmiştin ya. Kendi hevesin olduğunu söyledin ve fotoğraf çektirdiniz. Peki Emrah biz eğer sen bu fotoğrafı dolandırıcılık olaylarında kullanmamışsan biz bu fotoğrafları nereden bulduk? Nasıl geldi bize bunlar? Senin telefonda olabilir. Ben de şahsi fotoğraf çekiniyorum ama telefonda değil. Ben bunu Dilara'ya göndermiştim. Ne amaçla göndermiştin? Dilara'ya göndermiştim bunu. Ne amaçla göndermiştin? Ya ben sevgilim. Şimdi bu kadar tesadüf bir araya nasıl geliyor Emrah? Sevgilim sonuç. Bak kız polis olmak istiyor. Sen polis kıyafetine fotoğraf atıyorsun. Sence bu bir tesadüf mü? Ya kız bana kız polis olmak istiyor mu? Bunun bir kanıtı var mı? Ailesi. Dur aileyi dinle. Polis olmak istiyor muydu Hasan Bey? Çocukların beni var. Lütfen Dilara'yı konuştur. Dilara'yı konuşturma. Dur bir dakika. Dilara babanı dinler misin? Bir dakika babanı dinle. Ben Hasan bir şeyler Bey. Soracağım Emrah. Git doğru konuş. Dinliyorum, duyuyorum. Dilara gel dedi ki küçüklerden beri hep polisliği hayal edirdi. Sen de aradın, görüşmüşsün, integrat mı nedir ondan atmışsın. Hayır. Ben hayır. Gazi polisim, şöyle böyle yapacağım. Amcamın şirketleri benimdir. Amcam beni dolandırdı, ben ayrıldım. Taksiatlarım var, inşaat bölümü var. Elazığ'da işte bu işler yapılıyor. Hangi hatlar? Yürütüyorum, işte İzmir'de yürütüyorum. Bunu Emrah söylüyor. Kanıtı da sen vardır. Sen konuşma, senlik bir şey yok. Herkes bağlanabilir. İsmail'e bağlanabilir. Didem Hanım bir şey sorabilir miyim? Dur baba bir kez sen. Didem Hanım bir şey sorabilir miyim? Bir tane çiftlik sahibi. Resmini göster. Zeki Bey kimisi o da bağlanacak. Ardahan'la. Sen çok milleti yıkmışsın. Bilir misin? Bağlansın. Ablam savcı. Enişte. Emrah, konuşan insanlar da var. Emrah, zamanımız var. Dolayısıyla acele etmeye gerek yok. Dinle. Taksicilere bağlanacak. Uzlaşmaya gitmek istiyor. Şeydeki taksinin telefonunda bende. Peki beni Aydın'a neye gidiyor? Aydın'daki. Onu bir dakika hepsini konuşacağız Hasan Bey. Şimdi uzlaşmaya gideceksiniz. Gitmek istediğinizi biliyorum da şunları bir açıklığa kavuşturalım. Emrah sen ne söyleyeceksin? Söyle önce. Bir şey söyleyeceksin. İşte bugün hallederim. Çünkü yayında ilerliyoruz. Belki halletmeye çalışıyoruz. Süre yetmeyebilir. Dur yeter. Onlar da
Ana kızıysan konuşma. Ben Dilara birlikteyim. Buna Dilara senin uzlaşmaya çalıştınlar. Ben onları da reddetmiyorum. Onlarla da sen benim canımsın canım. Sen geleceksin. Ben çocuğumsun. Hiçbir suçum görmüyorum. Seni aldattın. Ben Emrah'ın yanında olacağım artık. Biz sen yok bir şey yok. Emrah'ın suçu çok. Sen geleceksin yanıma. Emrah geleceğim. Burada cezasını bulacağım. Beklersen ben seni bekleteceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın, ailesiyle de yayın dışında yani Emrah, görüşelim. Emrah bu uzlaşmayı biz kesin halledelim. Bir dakika biz uzlaşmayı bu kadar uzaktan madem uzlaşmak istiyorsun. Dilara buraya gelseydin keşke. Emrah'ı da alıp buraya gelseydin. Uzaktan olmuyor Didem bu Hanım, uzlaşma. Ben tamam. Canlı yayına katılmak istemiyorum. Hasta. Ama sizin, canlı, sizin şu an canlı, sizin, canlı yayındasın. Yayın dışındasın. Organize ettiğiniz bir yerde. Organize sen ettiğiniz bir yerde. Neyse bir dakika. Ailesiyle bir benim ailem yüz yüze gelirler. Sizin ne? Belirleyeceğiniz ben bir ortamda. Ben çocuğumu istiyorum. Hiç sizin yüz yüze gelmek yok. Güzel bir şekilde evet. Uzlaşma buradan olur. İstiyorlarsa. Şimdi bak. Hayır. Bir mağdur telefon attığında ama şu fotoğrafı bir dakika onu sonra konuşuruz. Emrah bir dakika onu sonra konuşuruz. Bir tane sen herkese tamam. Ablam senin tamam. Normalde iki tane erkek kardeşsin. O fotoğraf gelsin bir ekranlara. Bir tane kadınla fotoğraf çektirmişsin. Aynen benim ablam falan yok. Ama o, o kadını ablam diye herkese tanıtmışsın. Tamam arkadaşım olamaz mı? Arkadaşın da değilmiş ki senin. Beraber kime, onu kime tanıtmışım affedersiniz? Hanımefendiyi dolandırmışsın Emrah öyle diyor. Ben Hasan'a da tanıttım. Ya, siz... Dur Hasan Bey buyur. Beni dolandırdı diyor. Ya siz diyor. Hep dolandırmışsın, hep dolandırıcısın, şimdi hep bu laflar. Bu hep sustum kim? Bu zamana kadar, hep sizleri dinledim. Emrah kim, kim, bu kadın kim? Bu Türk, ya ben, arkadaşım, onun adı yanında bir de Yeşim Aktaş vardı. İsim de verebilirim. Tamam, Yeşim Hanım gelecek birazdan. O da Nazlıcan Aydın'dır. Peki o hanımefendi diyor tamam, ki, gelsin, beni benim işe yerleştirecek diye götürdü beni Rize'de. Kampa götüreceğim diye 17 bin liramı aldı. İnsan arkadaşını işe götüreceğim, yerleştireceğim diye kandırır mı? Ya. Gül. Hatta ben anlatayım olayı anlatayım size. Anlat. 10 gün hatta dün size söylüyor ya 10 gün götürmüşüm Rize'ye. Evet. Gezdirmişim Aydar'a. Bu kişi hadi bir gün şüphelenmedi, 2 gün şüphelenmedi, 3 gün şüphelenmedi. Evet. Ya artık bunu tüm Türkiye görüyor yani saçma sapan olduğunu. Yani Rize'ye gittiğini kabul etmiyor geldi. Musun? Rize'ye gittiğini kabul etmiyor musun? Ben de gerekli el... Hayır, Rize'ye gittiğimi kabul ediyorum. Niçin gittin oraya gezmeye o zaman? Gezmeye amaçlı gittiğimi kabul ediyorum. Onlarla ben birlikte kimseyi niye dolandırmadım. Gittin? Onlarla birlikte gezme niye amaçlı gittin? Söylüyorum ya. Yeşim eski sevgilimdir. Yeşim Aktaş eski sevgilimdir. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Hadi Yeşim eski sevgilin. Bu hanımefendinin 17 bin lirasını niye aldın? Neden? Evet. Neden 17 bin lirasını aldın? 17. Ya ispat var mı Didem Hanım? İkide bir bana ithamda bulunuyorsunuz da. Ama bak kişilerin, bulunuyorsunuz bak, kişilerin ifadesi de şeydir. Kullanılır ve hukuken bir değeri vardır. Tamam. Ben de çıktım. Bak bu konu hakkında çıktım. Hı. Mahkemeye çıktım. Ben bunu biliyor musunuz? Rize'yi kabul etmiyor. Rize'yi evet peki. Emrah şunu soracağım. Tabii buyurun Murat peki, Bey sorun. Peki Bey. Rize'ye gittin. Yeşim senin tabii sevgilin buyurun. Değil Rize'ye gittin. Onu kabul ettik. Hadi o evet. Öyle söylüyorsa anladık. Peki babası ne yapıyordu sizin evet. Yanınızda? Evet. Kimin babası? Nazlıcan'ın babası mı? Yeşim dedi değil mi? Evet. Yeşim Hanım'ın babası. Birinin babası gelmiş babası oraya. Babası gelmiş evet. Oraya. Ya da Yeşim yanındaki kız arkadaşının yanımda değildi. Nazlıcan'ın babası yanımdaydı. Tamam ne yapıyordu orada toplu aynen, olarak? Aynen babası yanımda taksiciydi. O anda orada toplu olarak ne işin gitmiştiniz? Gezmeye gittik. Yapışır. Toplu olarak gezmeye gittik yani. Vallahi gezmeye Emrah gittik. Bir şey söyleyeyim mi? Bir yargılama yapılacak ama. Savcılıkta yani da ben, bak. Çok profesyonelsin. İnanılmaz profesyonelsin. Oh, acayip hem evet. Diyorsun belge var mı belge Didem kim Hanım, çünkü kimseden bana bak halen iddiada bulunuyorsun. Buna hepsi iddia ama çok inanılmaz profesyonelsin. Bir hanımefendi telefon attığında Dilara sana gerçekten çok üzülüyorum. Sana çok yazık kızım. Tabii buyurun. Hanımefendi hatta mısınız? Hemen bağlayın. Fotoğrafın altında nasıl? Fotoğrafın altında ben yanlış hatırlamıyorsam telefonu Hasan Beyler bana da göndermişti o fotoğrafı zamanında. Abla kardeş yazıyor. Evet. Sevgiliyiz yazmıyor. Abla evet. Kardeş. Evet. Ben hatırlıyorum o fotoğrafı. Evet. Şimdi neden o fotoğraf önce bir ekranlara gelsin. Bak Aydın'da gidiyorsun. Babası ben gezmeye kardeş. Gitmedim diyor. Dilara ile babasını götürerek Aydın'da Allah aşkına gezmeye mi gittin? Kurban olayım ya. Zaten yani bak, siz zaten hep o aileye hep siz o aileye tamam inanıyorsunuz. Tamam da baba diyor ki ben gezmeye gitmedim. Hep o aileye inanıyorsunuz. Tamam, gelsin o fotoğraf. Aileye. Ne yaptın? Herkesin babasını alıp gezmeye mi götürüyorsun sen? Ya, böyle işte. Yere baksana.
Bak ben ekranda... babadan başka kimi götürmüşüm Didem Hanım? Sizin arkadaşını, Yeşim benim kız arkadaşımı dedi. Nazlıcan benim kız arkadaşım. Onu da gezmeye babasıyla Rize'ye götürmüşsün. Hasan Bey Dilara'yla beraber gezmeye Aydın'a götürmüşsün. Yeşim benim eski sevgilimdi, ben bunu söylüyorum. Ya Allah aşkına herkesi çalışmıyor. Babasıyla beraber gezmeye mi götürüyorsun Didem sen? Didem Hanım. Sevgili ya siz şu an çoğul konuşuyorsunuz da. Kimi kimi babasını demişsin götürmüş mü affedersiniz? Rize'ye iki kızla beraber bir tane babasıyla beraber gitmişsin bir. Artı Hasan Bey'le Aydın'a beraber babası polis okumuş. Babası taksici olarak geldi. Hasan Bey'le Aydın'da ne yaptınız kurban olayım ya? Dilara'nın babasıyla. Konuş. Ben de pilot olarak mı geldim? Sevgilim olduğunu biliyordu. Beni tanımak istiyordu. Ya Didem ya, Hanım. Aydın'la niye tanıştın? Aydın'la niye tanıştın? Yani millete beni kötülemeyi lütfen. Emrah kötülemiyorum, anlamaya çalışıyorum. Aydın'da. Tek Aydın'a gitmedik ki. Ya tanımak için niye Ardahan'a gitmiyorsun? Adamı götürüyorsun. Tek Aydın'a gitmedik ki. Ya adamı niye Aydın'a götürüyorsun? Ardahan'a da gittik. Adam doğulu Aydın'da gittik. Ne işi var? Adam doğulu Aydın'da ne işi var? Babayla tanışmak için babayı alıp gezme insan Aydın'a gider mi ya? Para yok pul. Ya Didem Hanım ya. Kendisi bize ben... Dilara gezerken seni tanımak istiyorum. Ben de anlatıyorum, Dilara dinlemiyorsunuz. Bir anlatsın, bir anlatsın bakayım. Anlat, dinliyoruz ya. Hay inanamıyorum ya. Evet. Dilara benim yanımdayken babası beni tanımak istiyormuş, güvenmiyormuş. En son gittiğimiz yer Ardahan'dır. Bunu ispatlarım her konuda. Aydın'da ne yaptınız? Muhtarı geldi. Ya Allah aşkına Aydın'da ne yaptınız? Aydın'da gezdik. Ne için ya? Ne için gezdiniz? Ya polis okulunda bir tane çekilmiş fotoğrafın var mı? Ya vallahi pes ya, inanın. Evet yani sen size sığındığınız da bu zaten. Telefonu burada, bak burada taksiciniz. Taksiciyiz, taksiyle götürmüşsün hemi. Ben sen almış, taksicimin telefonu burada. Dur telefonu. Tamam bak hanımefendi telefonu attığında bir ihbar yağıyor bize ihbar. Dur Hasan Bey. Dur şimdi unutma. Dur bir dakika Hasan Bey. Tabii dinliyorum, dinliyorum. Kimi bağladınız arkadaş hanımefendi, kim telefondaki? Ha o fotoğrafta işte ablam savcı dediği hanımefendi telefonu attığında. Hanımefendi attı mısınız? Evet evet buradayım. Ya tabii, Allah buyurun, aşkına dinliyorum. Emrah diyor ki ben diyor oraya işte onlardan bir tanesi eski sevgilimdi, gezmeye gittim diyor onlarla. Peki sorabilir miyim? Emrah bizi gezmeye götürmüş ya. Evet. Bu Emrah Bankel falan mıymış? Hani bizi böyle tanımadığı insanları alıp götürüp Rize'ye gezdirip bütün masraflarını karşılamış işte götürmüş gezdirmiş. Yani Bankel falan mıymış yani bu? Ne yaptınız siz orada, söyler misiniz? Ya biz hiçbir şey yapmadık. Biz 10 gün boyunca bugün eğitim var, yarın eğitim var. Bugün sabredin, yarın sabredin. Hatta bizde mesajları da var. Yani onları da yayına şimdi gönderdim zaten. Onları güzel, da hemen göndereceğiz. Evet. Onları da hemen göndereceğiz. Tamam gönderin. Ondan sonra yani şey yaparsınız, okursunuz. Bugün, yarın, bugün, yarın diye 10 günü ya gidin, yani öyle geçti. Ya Dilara hala polise mi gidin diyorsun? Bir konuşabilir miyim seninle? Didem Hanım ben Didem Hanım, söyle, ben tamam. Bu konuda savcılığa ifademi de verdim. Ne dedin? Anlatıyorum, dinliyor musunuz? Evet, dinliyoruz. Evet, konuşalım. İfademi de verdim. Savcılıkta dedi hiçbir delil yoktur. Bunların ispatı yanlıştır ve serbest bırakıldı. Bunu savcı mı dedi? Bunun ispatını da yayına yollayabilirim. Merak ettim gerçekten. Evet. Bunu savcı mı söyledi size, takipsizlik kararı mı verdi? Hakime çıktım, hakim karşısına çıktım. Hangi savcıya gittin? Kardeşin olan savcıya mı? Hakim karşısına çıktım. O dava kapandı mı yani? O soruşturma kapandı Orhan mı? Orhan Bey şu an ithamda bulundunuz. Ben, biz bulunmuyoruz. Bak benim ablam bize falan söyleneni yok. Sana söylüyoruz. Orhan Bey şu an... Bak o fotoğrafın altında abla kardeş ama yazıyor. Ama şu an ablam dediğin savcı söylüyorsunuz. O fotoğrafı büyük gösterin. Yani, büyük tamam, gösterin. Orhan Bey şu an ablam diyorsunuz. Ben bir kardeşim ben demiyorum, var. Güzel onu kardeşim. Kesmeden getirin. Tekrar getirin. Ben demiyorum. Bir şey yok. Yaptır yaptır öyle yani yaptır. Madem sevgilindi niye öyle bir şey yazıyorsunuz şu altına? Şu an siz söylüyorsunuz, başkası söylemiyor Orhan Bey. Ben söylemiyorum. Ben söylüyorum ben. Hı. Bak senin ablan savcıydı, enişten hakimdi. Konuşsana, onlardan da konuş. Ver yayına ver. Ben öyle bunu... bir şey söylemedim. Türkiye Cumhuriyeti'nde gülmeyeceksin sen. Çocuğum buraya gelecek. Çocuğumun testini de istiyorum. İstiyorum. Ben sabırsız bir insanım, öyle bekleyemem hemen. Beni hastaneye götürün. Emrah durdur. Şimdi bak bu fotoğrafı, bu fotoğrafın altında. Ben çocuğumu isteyeyim. Ablam, hastaneye Meral götürün diye, beni. Bak, bir dakika bekle bir saniye. Bak bu fotoğrafın hastaneye altında. Beklesene beni. Emrah bekle. Test yapın. Dur tamam. Emrah dur. Ne bak bu fotoğrafın belki. Altında. Zoom girsene aslında buraya. Tamam. Tamam zoom gir. Bak bu fotoğrafın altında abla kardeş yazıyor. Ya.
Bak abla kardeşim. Emrah, abla kardeş yazıyor. Yani kimi kandırıyorsun? Onu demeye çalışıyoruz. O kız zaten sevgilim değil ki. Yeşim Allah. Sevgilim diyorum. Abla kardeş neden yazıyorsun? Siyahlı sevgilim diyorum. Abla kardeş neden yazıyorsun Emrah? Ya sonuçta arkadaşım. Ya bunu ama kardeş bakın, olarak göremez miyim? Hanımefendi sizi abla kardeş ilişkiniz var mı Emrah Gündoğdu'yla? Alo. Hanımefendi. Bak yeşim sevgilim. Hanımefendi, abla kardeş ilişkisi var mı sizin Emrah Gündoğdu'yla? Az önce Emrah şeyden bahsetti, yeşimden bahsetti. Ben sevgilisi olarak zaten Emrah böyle bir şey söyleyemez. Ben onun sevgilisi falan değilim. Hayır, biliyorum ama bu fotoğrafın altına abla kardeş yazmış ya. Abla kardeş ilişkiniz var mı sizin Emrah Gündoğdu'yla? Ya ben Emrah'ı tanımam etmem. Ben daha sonra işte o iş vasıtasıyla ben Emrah'la tanıştım yani. Benim öyle bir... Abla kardeş durumumuz da yok. Ben Emrah'ı tanımıyorum, etmiyorum. Peki Emrah orada Meral diye hesap açıp abla kardeş diye fotoğrafı koyup altına da yazıp insanları dolandırdın mı dolandırmadın mı? Hani bu nerede? Ben açtığıma dair bir belgeniz var mı? Bunu söylüyorsunuz. Helal olsun sana ya. Vallahi var ya, o kadar profesyonelsin ki Emrah. Ama bizi kandırdığını bunu... düşünüyorsun ama hiç yani yüzünde kızarmıyor. Bak yüzünde kızarmıyor. Halen bana dolandırıcı gözüyle bakıyorsunuz. Evet. Kusura bakma da ben bu yüzüm kadar insanı dinledikten şey sonra ben. Başka gözle bakamam sana yani. Bu kadar insanı dinledikten sonra. Ya Orhan bunlar Bey, sonuçta bak yargı bak şu anda Emrah biz daha önce birçok insanı da gördük. Ben dolandırıcı değilim. Biz sonuçta iddiaları konuşuyoruz. Sen bir yargılama yapılacak. Tamam. Öyle şu anda bu yayınları emniyet de izliyor. Elazığ Emniyeti de izliyor. Ardahan Emniyeti de izliyor. Evet. Senin eğer partilerin ismini kullanarak insanları dolandırdığın bir şekilde anlaşılır ve belgelenirse vallahi cezaevine bir girersen çıkamazsın Emrah. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Kabul ediyorum. Ama bu ithamlarda bulunuyorsunuz ya şu an bana. İtham bulunmuyoruz, iddia. Aklanırsam ne olacak? İddia. Özür dileriz burada. Senden özür dilerim. Siz şu an bana dolandırıcı diyorsunuz kaç gündür. Kaç gündür bana dolandırıcı diyorsunuz yayında. Yapma. Biz telefonla arayan insanların ihbarlarını konuşuyoruz. Telefondaki insanlar diyor ki biz babam bizi dolandırdı. Yiyecek, o da tutuklanacak. Ne o da yapsın? Merak etme. Ya senin gibi evladı varsa ne yapsın yani? Adam üzülüyordur. Üzülüyordur. Paraları o da yiyer, o da ortada. Bak iftira atamazsın. Bak adam size gidecek orada, onda o da şikayetçi olacak kayınpederim. Sen ona iftira atamazsın. Onların işleri kapanmış zaten. Emrah reddediyor. Alkışlıyorum, olsun. Bak anne sana ben... Söylüyorum, son kez söylüyorum. Ben Emrah'ın yanındayım. Çok önemli bir alsa da almasa da önemli bir telefon var. Arkadaşlar telefon edinler. Telefon olacak. Dur. Emrah'ı bekleyeceğim. Zaten böyle olmaz. Cezasını diyorum bir dakika. Müdahale ediyorum Emrah. Allah Allah, müdahale ediyorum. Tamam. Diyorum ki bunlar bir iddia. Senin eğer varsa bir cezanı adalet verecek. Tamam mı kardeşim? Ben adalete güveniyorum. Tamam, Türkiye adalet devleti. Kesinlikle öyle bak. Kesinlikle öyle. Hiçbir gerçeğin üzerinde örtülmez. Aydoğan Bey'in ihbarı var arkadaşlar. Onun baktığı o telefona aynen bir bakar öyle, mısınız? Hanım. Sen bizi tehdit etmedin mi? Didem Hanım'ı tehdit etmedin mi Emrah? Sesini kesesini diyen kimdi? Sesini keserim dedim bana ya. Ona kim, da kimi... açıklık getireyim mi? Getir o bakalım. Açıklık getireyim getir, mi? Getir. Açıklık getireyim mi ona? Kim getir. Telefondaki kişi bana bilgi Didem verin Hanım, arkadaşlar. 6-7 defa arayınca yayınınız. Kim? Ne iş yapıyor? Ne yapıyor? Ne Didem hangi Hanım. İhbarla arıyor? Evet. Tamam söyle. 6-7 defa. Evet tamam. Söyle Emrah. Dinliyor musunuz beni? Dinliyorum. Yayınız beni 6-7 defa arayınca, bağlanacaksınız deyince ben de adalet önünde sesinizi keserim dedim suçluysam. Ama siz yanlış anladınız. Yanlış anlaşılmışsam da tüm Türkiye üzerinde Show TV'den Didem Arslan'la vazgeçme programından özür dilerim bunu. Tamam. Peki ben de kabul ediyorum özürümü. Özürümü de dilerim. Şimdi hanım bir beyefendi telefon attığında bir şey söyleyeceğim. İhbarları benim kulağıma çok söylemeyin. Tamam. İhbarları tabii. Kulağıma söylemeyin. Ya yazın. Çünkü ben Emrah'ı dinliyorum. Ya da siz yazın. Rica edeceğim. Şimdi telefon attığında bir izleyicimiz var.
Diyor ki araba verdim, beni 10 bin lira dolandırdı. Hatta mısınız? Beyefendi televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Televizyonunuzun sesini kısın, ben sizin iddianızı öyle dinleyeyim. Duydunuz mu beni? Alo. Buyurun. Şu anda canlı yayındayız. Siz bir iddia ile ilgili bizi aradınız. Ben Didem Yılmaz, Didem Arslan Yılmaz. Ben kimle görüşüyorum? Beyefendi, alın beyefendi bir konuşun. Alın beyefendi bir konuşun. Şimdi şu Aydın'daki fotoğrafı bir daha ekranlara getirebilir miyiz? Aydın da beraber gitti. Allah aşkına siz Aydın'da ne yapıyordunuz Hasan Bey? Okula kaydoldu dedi. Benle de çekti Didem Hanım. Onu da yayınlasın. Dinle dinle bak kayınpederin olacak ya bir dinle. Ben dedi ki Nazan Hanım kaydettirdi. Bundan başka 4 tane kız daha var. Yani 3 tane kız var. Bir de bu 4. Nazan Hanım kendi arabasıyla getirdi. Ankara'dan bunlar kaydoldu. Biz de şimdi okula gidip gideceğiz. Dilara'yı göreceğiz. Orada büyük bir cami vardı. Gittik orada Dilara geldi. Boğazıma sarıldı. Hatta ben o kadar sıkı sarılıyor ki baba diyor her şey oldu. Allah razı olsun. İşimizi yaptı Emrah abi. O zamana kadar ha. Ya Emrah ben size de kızıyorum biliyor musunuz? Doğrudur. Haklısınız. Bak o adamla hem güvenmiyorsunuz hem çocuk orada fellik fellik geziyor. İzin veriyorsunuz. Ya ondan %100 en büyük suçlu benim. Polis evinizde ne işi var? Niye evinizde kaldı? Bir dakika Emrah. Evinizde ne? Dedi ki böyle dedi. Baba sizle bizim evi merak ediyor. Bizim oraları merak ediyormuş. Gelip görecek. Hatta o kadar profesyonel konuşuyor ki bir hayvanlara da bakalım dedi. Niye bakacakmış? Allah verirse hayvanlara götürmem. Hayvanları da sattıracaktı beni. Ya. İnan Allah'a. Bak para. İsmail gibi bir adam bunun karşısında konuşamadı. İsmail galericilik yapar, her iş yapar çocuk. Hani girer çıkar, konuşur, kaymakamdır, savcıdır, hakimdir. Onu da alkolle ikram. Bize yansıtmadan. Şimdi ne konuşsak olsun. Bizi hatta başka bir siyasi görüşle başka bir farkla daha... Dilara, bunlara yanıt verir misin Emrah? Benim yüzüme söyledi telefonu. Emrah ben bir de telefonda diyersin ki annenle konuş ben görevde gelirim çocuk yürüyüş yapmış yorulmuş de. İki dakika sonra seninle konuşacağım. Niye yalan söyledin kızım? Kalk sükut çama yanıma gel o dolandırıcı. O seni aynı o kız gibi edecek. Sükut çama bana gel. Ben öyle bir şey söylemedim. Sen söylemedin telefonda. Anne ben gelmeyeceğim bunu artık anla. Biz Emrah'la şimdi Elazığ'a döneceğiz. Açtığın sen bana telefonda aramadın ki anne neydi? Elazığ'a döneceğiz. İsterseniz uzlaşmaya gidelim güzelce konuşalım. Sen beni konuşalım. Yoksa da biz gidecek. Baban anne yok. Bir dakika bekle sessiz olun. Önemli bir telefon var. Dilara, Emrah önemli bir telefon var. Diyor ki beyefendi ben Emrah'ın suç ortağıyım. Beraber insanları beraber dolandırdık diyor. Alo hatta mısınız? Alo. Alo hatta mısınız? Suç ortağı var. Arkadaşlar telefon hatta diyorsunuz. Telefon hatta olmadan niye bana hatta diyorsunuz? Bir daha bakabilir miyiz? İnsanları beraber dolandırmış. Evet bir bakabilir miyiz? Sen ettin. Didem Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Emrah dur bir saniye bu önemli. Çünkü Didem Hanım. Bak şu iddialarla ilgili ben şunu düşünüyorum. Tamam ablacığım. Sonuçta eğer sen bu işi yapıyorsan bence tek başına yapmıyorsundur. Örgüt var. Örgüt. Beyefendi hatta mısınız? Hatta mısınız Didem Yılmaz? Didem Hanım bak ben yapıyorsam ben cezamı çekmeye razıyım. Tamam ben yapıyorsam cezamı çekmeye razıyım. Ya Emrah bak bir şey söyleyeceğim o beyefendiyi hatta alacağım da. Ya önce onu konuşayım sonra söyleyeyim. Beyefendi hatta mısınız? Hatta mısınız? Siz kimsiniz? Emrah'ı nerede tanıyorsunuz? Beraber ne yaptınız? Güler. Alo. Alo. Beyefendi şu an canlı yayındayız. Siz Emrah'ı nereden tanıyorsunuz? Kimsiniz? Suç ortağıyım demişsiniz. Beraber ne yaptınız iddialarınıza göre? Şimdi daha önceden bu olay 2013-2014 yılında başlayan bir olaydı. Telefon yöntemiyle savcı hakim ayağıyla dolandırılma olayı olmuştur. Beraber mi yaptınız Emrah Gündoğdu'yla bu işi? Evet benim dosyamda... Evet. Evet dinliyoruz. Dinliyoruz beyefendi devam edin. Beyefendi yayındasınız sizi dinliyoruz. Devam edin bildiklerinizi anlatın. Ben Emrah Bey'e şu soruyu soracağım. Sor. Beyefendi televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Duyuyor musunuz beni? Televizyondan da bekliyor. Galiba televizyondan duymayı. Bekliyor. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Arkadaşlar beyefendiyi alın. Bir sağlıklı bir iletişim kurun. Daha sonra biz kendisiyle konuşalım. Bir daha sağlıksız iletişim olan bir kişiyi de asla yayını istemiyor. Tamam.
beyefendiyle konuşun. Çünkü sonuçta öyle ya da böyle masumiyet karinesi diye bir şey vardır. Ama ben az önce şunu sormaya çalıştım Emrah. Diyorsun ki benim suçum varsa çekerim, cezaevinde yatarım. Tabii ki öyle olur. Dinliyorum Didem Hanım. Dur. Senin tabii ki suçun varsa cezaevinde yatarsın. Bizim meselemiz sen niye bir seni konuşuyoruz, senin hakkındaki iddiaları konuşuyoruz. Çünkü sen şu anda ailenin 20 yaşındaki, 21 yaşındaki kızı Dilara'yı kaçırmışsın. Ya da kaçmış ya da gelmiş vesaire. Dilara'nın hayatı ne olacak? Kaçırmadım. Dilara'nın 21 yaşında. Dilara sen cezaevindeyken. Bak 21 yaşında. Tamam. Dilara cezaevindeyken. Ya sen zaten şu anda evlisin. Şu anda. Evli değil misin? Önce bir boşan, ondan sonra evli değil misin sen? Tamam, boşanacağım yani. Ben onunla evli kalacak değilim. Evliyim sen şu an. Bir tane çikolata aldın mı? Bir tane gofret aldın mı çocuğuna? Çocuğuna sahip Didem Hanım, dinliyor musunuz beni? Bir konuşsun. Aldın mı? Didem Hanım. Anladığını nereden biliyorsun? Didem Hanım. Ben iyi biliyorum. Didem Hanım. Dinliyorum. Didem Hanım. Dinliyorum. Didem Hanım. Bu Meral Gündoğdu. Geçenlerde bağlanan, benim eşim olduğunu iddia eden kişi. Yani Trabzon Aile Mahkemesi'ne de çıktım. Başkasına kaçtı. Başkasından çocuğu oldu. İyi oldu. Üstüme yaptılar bunu. Bu mahkemede de kendisi bunu ifade etti. Bunu da zaten yayınınızla yollayacağım. Bu mahkeme kararını da yollayacağım. Zaten anlaşmalı bir şekilde boşanıp Dilara'yla resmi nikahımı kıyacağım. Tamam, Funda Hanım'ın bir sorusu ama var. Bekle bir dakika. Meral Gündoğdu geçen yani. Söyle. Tabii buyurun. Buyurun söyle, dinliyorum. Emrah, Dilara bu konuyla ilgili burada yayınımızda konuşurken ya telefonda hatırlayamıyorum. Karar celsesiydi ancak boşanamadılar dedi. Şimdi sen diyorsun ki anlaşmalı evet, boşanıyorum. Bu bir. Bir cevap verirsen çok sevinirim. Evet. Anlaşmalı mı çekişmeli? Onu da açıklayayım mı avukat tabii hanım? Hasan Çoban babamı aradı. Anlatayım olayı. Dinleyin. Hayır, tüm Türkiye duysun mi? Yani. Babam önce tehdit. O nereye geçti? Çekişmeliydi başta. Şu an ben anlaşmalı şekilde prosedürle imzalayacağım. En kısa zamanda boşanmamızı yapacağım. Eşiniz bunu kabul ediyor mu peki? Bir an önce Dilara'yla evleneceğim. Eşiniz ben anlaşmalıyı bir kabul daha ediyor mu? Ben bir açıklama bir şey daha yapayım, ondan sonra sorunuzu sorayım. Evet ya, yapıyor, mesajı da duruyor bende. Şimdi birazdan konudan konuya atladık. Zaten kendisi mesaj attı. Dur bak, konudan konuya atlıyoruz, anlaşılmıyor. Ben demin şunu sordum. Eğer aile bağlanmak istiyor diye biliyorum. Tamam. Meral Hanım ya da ailesi bağlanmak istiyorsa lütfen şu anda o telefonları bağlar mısınız? Bağlanmak istediklerini duydum, biliyorum çünkü. Bir soralım kendilerini. Ben sana şunu sordum bak. Soru yarım kaldı. Sen şimdi cezaevine girerim. O da 21 yaşında. Tabii. Ben cezamı çekerim çıkarım diyorsun ya. Senin ne kadar yatacağın belli değil. İçeride ne kadar kalacağın belli değil. 3 yıl mı yatarsın, 1 yıl mı yatarsın, 2 yıl mı, 5 yıl mı, 10 yıl mı bilmiyoruz. O kızın hayatı ne olacak? O kızın hayatı ne olacak? Dilara'nın hayatı ne olacak? Ben bu kızı zorla tutmuyorum Didem Hanım. Ben bu kızı zorla tutmuyorum. Karakola gittim. İfadesini verdi. Zor aldılar, içeri çektiler. Oraya geldi, tek yolladım. Orada sizler konuştunuz. Ben bu kızı zorla tutarsam o zaman ben suçluyum. Kız kendi isteğiyle yanımda. Şu anda yanımda. Neyle tehdit ediyorsun? Ömür boyuna yanımda. Ailesinin zaten yanındayım. Senin ben ailende ayrı suçu oldu. Baban söyledi ki bu işimiz gücümüz bu. Okulumu da bitireceğim. Her şeysini biliyorum. Babam çocuğum dedi ki bizim kızı... Biz de ondan sonra çocuğumuzu kurtarmak öyle istiyorum. Öyle bir şey yok. Çocuğum da bunu sahip bilsin. Sahip çıkmadığı için zaten. Olarak ben tutamadığım için. Emrah da sen ortalığa kalacaksın, yanıma geleceksin. Yanıma. Hani Emrah'a öfkeli. Ama yarından benden dolayı yanıma gel. Emrah'a da kendini bitirmesin. Saldırmıyorum adamım. Emrah buraya gelsin. Buraya, ben ailesinin gelsin yanında olacağım. Kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Çalışacağım. 600 kişiyi durdurmak için kandırmış. 83 milyon duysun. Bu 600 ben Dilara Çoban'ı... Hiç İçeride girsem ya buradayım. Sonuna kadar da Dilara Çoban'layım. Dünya ile... Emrah, bir dakika. Didem az Hanım. Önce, tamam, bir Didem dakika. Hanım. Bir dakika, bekle. Az Didem önce Hanım. Ya Emrah bir saniye Didem bekle. Hanım, bir şey sorabilir miyim? Tamam, sor hadi, sor. Tabii. Sor. Didem Hanım, Hasan Bey ile Abdullah Çoban babamı aradılar. Evet. Tehdit ettim. Tehditler, küfürler, evet, bunlar hep savcılıkta var. Anneme verdim. Teşekkür ederim. Anneme, bir bütün kadına... Türkiye'nin... Teşekkür ederim.
musunuz? Sakin. 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 Kişiyi kıstın. Saat Hanım, Hasan Bey, Emrah bir susuyorsunuz. Az önce ben onun ortağıyım, biz insanları beraber dolandırdık diyen şimdi beyefendi. Dinle. Bir dakika Nezahat Hanım. Telefon hattında. Beyefendi az önce sağlıklı iletişim kuramadık sizinle. Siz Emrah'la nasıl bir iş ortaklığı yaptınız? Dinle. Nerede, ne yaptınız? Bana bir daha bir sağlıklı anlatır mısınız Allah aşkına ya? Alo. Evet, canlı yayındayız ve sizi merakla dinliyoruz. Alo. Didem Hanım, 2013-2014 ve 2020'nin 8. ayı gibi tarihlerde. Evet. Erzurum Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde polis savcı ayarıyla 160 bin lira para kadını dolandıracaklar da kadın uyandı. Bunu Emrah Bey biliyor mu bilmiyor mu? Ve onun yanında Rize'de 35 bin lira kadını dolandırdı mı dolandırmadı mı? Tamam. Beyefendi dediklerini duydun Emrah. Senle beraber iş ortaklığı yapmış. Dolandırmışsınız. Açıklamamı yapayım mı? Yap tabii ki. Tamam. Açıklamamı yapayım mı? Yap. Şimdi yap da gülmeden yaparsan da istiyorum ya. Öncelikle. 2013-2014 yılında ben Merzifon Amasya'da üniversitedeyim. Bunun ispatını yaparım. Her türlü yaparım. 2020'nin 8. ayını söylüyor. Onun da ispatını yaparım. Şu an bu kişi hakkında da savcılığa başvuruda bulunuyorum. Yalan iddialarda bulunuyor. İyi de tanımıyorsun İsmini, ki kim olduğunu. İsmini soyismini de sizden istiyorum. Bir dakika bir dakika. Lütfen nereden artık biliyorsun kim olduğundan tamam sizden istiyorum işte. Demek ki tanıyorsun. Tanıyorsun, sesi tanıdın. Sesi sizden tanıdın istiyorum. O zaman. Ben tanıyorum dedim mi? Orhan Bey. İyi de lafları suç duyurusunda bulunmak için. Ben diyorum ki sizden alacağım numarasını. Suç vermeyebiliriz canım, bunu sana vermek zorunda değiliz biz. Siz dinlediniz mi ilk başta ne dedim? Ne dedi? İlk başta dinlediniz mi beni? Ne dediğimi anladınız mı? Numarasını sizden alacağım diyorum. Tamam beyefendi konuşsun bakalım kendini bir beyefendi hattınızsınız. Diyor ki bana iftira atıyor diyor. Siz iftira. Siz kendinizi bir tanıtın da tanısın sizi tanıyorsa. Evet. Şimdi zaten bizim beraber devam eden dosyalarımız bile var. Öyle şu mi? Anda kendisinin 3 tane 4 tane yönlendirmesiyle ve onların bunu yönlendirmesiyle artı dosyaları var. Ben yayından sonra size onları söyleyeceğim. Yayından sonra değil. Siz şimdi hangi olaylar olduğunu ekibime söyleyin. O dosyaları bize gönderebilir misiniz? Siz Elazığ'dan mı arıyorsunuz? Hayır ben başka yerden arıyorum. Tamam o dosyaları bize gönderin. Tamam bekliyorum onları ben. Tamam. Onları bekliyorum. Şimdi tamam. Önemli bir tanık daha var. Onunla röportaj yapmıştık. Yani biz şundan endişe ediyoruz Emrah. Sen bu işleri yaptın ya da yapmadın. Bununla ilgili suçunu, cezanı çekersin. Efendim Didem Hanım. Bak suçunu, cezanı öyle ya da böyle çekersin. Ama aynen sen, öyle Didem Hanım. Sen ama Dilara'nın o dosyaları ben de istiyorum. Bak sen, ben de çünkü vereceğim. Çünkü savcılığa vereceğim. Tamam. Ama sonuçta o dosyalarda senin adını yazıyorsa hiçbir şey yapamazsın bir. Şimdi ben onları beyefendiye alın bir öğrenin. Şimdi sonuçta sen Dilara'yı... Tamam adım yazıyorsa kabulüm. Bak Dilara'yı ben kabulüm. Suç ortağın yaparsan Dilara da cezaevine girecek. Az önce dedin ya parayı yatırdım çektim. O parayı nereden getirdin? O para kaynağı da araştırılacak mutlaka. Aynen. Bak bu biraz sonra tamam, ekrana getireceğim. Görgü tanığı da... Araştırılsın. Görgü tanığı da ikinizi beraber görmüş. Hı-hı. Asıl biz Dilara'dan endişeleniyoruz. Bir gelsin tamam. O röportaj ekrana şimdi onu tamam, izleyelim. Tamam kanıtlansın Didem Hanım. Tamam kanıtlansın. Gizli tanıktan kandırılan Dilara hakkında şoke eden sözler. Emrah Dilara'yı bir bakışıyla susturdu. İş nedeniyle biz tanışmıştık. İşte biz 3 kere görüştük zaten Emrah Bey'le. İlk seferde tek geldi. Sonradan 2 kerede de Dilara vardı yanında. Evet. Dilara'ya dedik ki hani bu neyin oluyor? Hani sen diyorsun gizli iş ama sen niye birini getiriyorsun? Dedi ben arkadaşım dedi. Samimi dedi. Bana nasıl güveniyorsanız ona da güvenin. Ondan sonra ben zaten eski evimde oturuyordum. Ondan sonra illa gidelim dedikten sonra zaten biz aynı şey gidelim dedi. İşte Malatya'ya olsun buraya olsun. Aynur gitmeye çalıştı ve Aynur'u Gaziantep'e çağırdı başta. Peki Dilara'nın hal ve tavrı nasıldı? Dilara zaten yarım kol bir şey giymişti. Üzerine deri ceketi vardı ve güneş şapkası vardı. Masada ikide bir hani bardağın kenarlarıyla oynuyordu. Çok düşünceli bir şekilde elleriyle oynuyordu. Hiç konuşmadı mı? Sadece dedi. Ben de Asel miydi? İsmini söyle de şu an çok iyi hatırlayamıyorum. Memnun oldum. Oturdu. Durup böyle Aynur'un gözünün içine bakıyordu.
Hatta Aynur'a dedi ben birine sizi benzetiyorum. Bana, ben kapalı olduğum için bana şey dedi, dedi benim bir ablam var dedi, sen ona benziyorsun. Ondan sonra zaten durup şey böyle baktığı zaman ondan sonra kız bir şey konuşmadı. Ben Dilara'nın o günkü konuşmalarına baktım. Dilara'yı gören, ben gözümle gördüm. Dilara'nın o gün gördüğüm kızla konuşulan kız aynı değil. İkinci görüşümde zaten nedeniyle Dilara yanındaydı. Ve Dilara'ya Dilara diye seslenmiyordu. Asel mi Asil, Asiye? İkisinden biriyle sesleniyordu. İşte şey değil. Aynur'la konuştu. Aynur'dan 2000. Benden 4000 lira para istedi. Aynur da 4000 ondan 4000 benden istedi. 2000 lirayı o verdi. 400 lira da benden ben verdim yani. Ondan sonra gitti bana hatta dedi ki işte ben dedim şu an benim durumum yok. Yap işimi kardeşimle görüştüler zaten. Kardeşim dedi ki yap dedi ben sana 4000 lira 10000 lira veriyorum işten sonra. Hatta dedi ben kardeşini hiç sevmedim dedi. Ben sevmediğim insanlara da yapmıyorum. Kardeşim lise mezunu kasiyerlik yapıyor. Dedi ben yapmıyorum. Aynur'dan aldı parayı. Ondan sonra bana dedi ki hatta telefonum iyi bir şeydi. Dedi satarsan dedi çıkar. Parmağımda alyansım vardı. Alyansını sat. Ya zaten ben bunu ilk üçüncü gün tanıdım. Üç günden sonra iki gün daha yazdım. İki günden sonra ben vazgeçtim dedim. Ondan sonra tehditler başladı. İkide bir rahatsız ediyordu. Arıyordu işte seni şikayet edeceğim. Sen beni dolandırdın. İlk geleceğim dedin sonra gelmeyeceğim. Beni devlet büyüklerine rezil ettin. Birkaç defa camım çalındı ama ben görmedim o mudur değil midir diye. İki defa numara değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi Yeşil Reçete. Bu canlı yayının şöyle maalesef problemi var. Yani sesler gecikmeli geldiği için herkes tabii sabırsızlanıyor ve sinirleniyor. Sesler üst üste biniyor. Ben yine yarın seni buraya beklediğimi söyleyeyim de Emrah. Daha gerçekten hiçbir şey anlamadım ben bu yayından. Şimdi bak. Ya ben hep başına soruları alayım. Tamam bir dakika. Artık bağlanmayacağım. Yayından sonra istiyorsan görüşelim. Az önce hanımefendi dedi ki. Ben artık Türk adaleti bunu... Az önce haberde... Daha doğrusu önemli bir tanık size. Dedi ki ben ikisini beraber gördüm. Beni dolandırmaya beraber geldi. Hatta Dilara'nın üzerinde deri bir ceket görmüş? Deri bir ceket vardı diyor. Hangisi kim bunlar? Yalan söylüyor. Nerede ya. Görmüş şapka varmış. Benim şapkam olmadı. Ben yarım kol bir kıyafetim yok şu an benim yanımda. Deri ceket. Deri Didem ceket Hanım. Varmış üzerinde. Nerede görmüş? Didem Hanım. Deri ceketim var ama beni nerede görmüş? Deri ceketim var. Bir o da olur zaten görmüş yani. Söylüyor. O kadar sallamış. Olay Ocak ayının ilk haftası vardır. İlk haftası hayır, gerçekleşmiş. Yani, nerede görmüş? İşe alma bahanesiyle kandırmaya çalışmış. Üç kere görüşmüşler. Hı. Alyansını sat, telefonunu sat, parayı 4000 lirayı denkleştir diye tutturmuş. İkinci yalan, buluş. Yalan. İkinci yok, ikinci şapkam varmış. Benim hiçbir şapkam yok. Ablana benim yanımda şapkam yok. Benim hiçbir şapkam olmadı zaten. Şapka senin... kullanan bir insan da değilim. Hatta sen ablana benzetmişsin onu. Öyle söyledi orada. Hayır ben kimseyle görüşmedim ki. Hiç kimseyle görüşmedim. Nerede görüşmüş? Kafede mi görüşmüşüm? Söylesin yani bunu söylesin. İlla Didem Hanım. Kanıt vardır evet. Yani. Didem Hanım. Evet. Ah bu kanıt. Kadar ah. Didem Hanım. Evet. Benim telefonum şu an zaten savcılıkta araştırılıyor. Her şeyim ortaya çıkar benim. Eğer böyle bir suçum varsa da ortaya çıkar. Telefonumu savcılık zaten inceliyor şu an. Bu zaten bu iftiralara hepsi zaten cevap gelecektir. Savcılıktan telefon sonucu gelince her şey ortaya çıkacaktır. Bugün tüm soruları alalım. Bugün bu yayını sonlandıralım. Tüm sorularınızı sorun. Emrah biz senin yayından sonra da aileler yüzleşir. Emrah biz senin aileni suçlamıyoruz. Biz seninle ilgili iddiaları konuşuyoruz. İkisinin bak Türkçe ailemi konuşuyorum. Ailemi suçluyorsunuz. Türkçe az konuşuyorum. Önce Hasan Çoban. O onun iddiası. Hasan Çoban bak, orada iddia ediyor benim ailemi. Emrah. Onun iddiası da siz yansıtıyorsunuz medyaya. Emrah biz seni de... Biz onu da dinliyoruz. Baban yayınlar. Evet. Baban o zaman çıksın yayına ama o da konuşsun. Ben bir şey daha söyleyeceğim Didem Hanım. Ha. Söyle. O da röportajını verecek Emre. Bir şey daha soracağım Didem Hanım. Sor. Kusura bakmayın. Siz bu tüm telefon bağlantılarını kabul ediyor musunuz? Ben niye kabul edeyim? İddia diyorum bunları. Bana ne? Ya herkese söz hakkı veriyoruz. Herkes konuşuyor. Yok tüm bak, telefon. Yok o şekil yanlış anladınız. Tüm arayan kişileri yayına bağlıyor musunuz? Bağlıyoruz tabii.
3000 telefon geliyor. %80'i Emrah bizi dolandırdı diyor. Bak şu anda hala eşin olan, boşanmadığınız için karın diyeceğim. Çünkü boşanmamışsınız. Eşin telefon tabii, altında. Konuşurum, Meral Hanım, hemen konuşurum. Meral Hanım telefon altında. Meral Hanım hatta buyurun. Mısınız? Tabii. Evet. Meral Hanım şimdi sizinle ilgili iddialara işte ikinci çocuğunuz o meseleye daha sonra isterseniz gelmek isteriz ama siz Allah aşkına Emrah Gündoğdu sizi de dolandırdı mı? Nasıl tanıştınız? Onu bir anlatır mısınız? Bir o iddialara yanıt versin. Emrah Gündoğdu beni de kesinlikle dolandırdı. Kendisi benimle evlenmek vaadiyle beni evlene kadar mağdur etti. Kendisi tam bir dolandırıcı. Benim altınlarımı geri getirecek. Benim bir daha da adımı sanım etmeyecek orada. Yeter artık. Ne kadar altınınızı aldı? Benim 30 milyar altınımı aldı evlenene kadar. Ben susuyorum kaç gündür. Hiçbir şeyi o kendisini gelmiş orada savunuyor. Ne yüzle savunuyor kendisini ya? Duydun mu Emrah? Ne olarak kandırdın? Cihat Ayvaz'dan oğlu var mı yok mu? Onu üstüme yapmış mı yapmamış mı? Tüm Türkiye duysun Meral Gündoğdu'nun kim olduğunu. Bunları artık yayında açıklayalım. Cihat Ayvaz'dan çocuğu olmuş. Onu kimin üstüne yapmış? Mahkemede bunun ayrıntıları ekibinizle yollayacağım. Ekibinde kendi ifadesi de vardır. Bunların hepsini önünüze Emrah, sereceğim. Tamam, onları da yayınlarsınız. Onu konuşuruz. Meral Gündoğdu'nun kim olduğunu tüm Türkiye görür. Altınları ne yaptın onu bana söyle. Altınları ne yaptın? Ne altını? Altınlarını, hanımefendinin altınlarını almışsın ya. Öyle diyor. Tamam öyle bir iddiası varsa gider başvurusunu yapar. Ben altını almışsam giderim savcılıkta ifademi de veririm. Ama o benim altınlarımı almışsa eşyalarımı evde bırakıp kaçıp başka kocaya gitmişse bunun açıklamasını Türk Cumhuriyeti önünde verir. Meral Hanım anlaştınız mı boşanmak için? Ben kendisi benimle anlaşmalı olarak hiçbir zaman anlaşmalı olarak şey yapmadı. Ben kendim boşanma davamı açtım. Çekişmeli olarak devam ediyor. Verirsen boşanırım. Yok çocuğun velayetini verirsen boşanırım. Öyle de böyle de ne anlaşmasından şu an bahsediyor. Kendisi kız kaçırınca mı şimdi haklı pozisyonuna girdi orada? Kız kaçırınca mı haklı pozisyona girdi Didem diyor Emrah. Hanım, evet. Azat Gündoğdu, Cihat Ayvaz'dan olan Azat Gündoğdu'yu niye benim üstüme yapmış? Sen... Peki madem bu kadar eminsin bundan Emrah, neden hala nikahında tutuyorsun bu kadını? Boşan. Boşan. Evet. Ya da gel DNA yapalım burada. Ben de Emir Gündoğdu'nun velayetini bana versin. Emir Gündoğdu'nun velayetini versin. Uzatmayalım. Anlaşmalı bir şekilde boşanalım. Ha, vermiyorsa da şu an anlaşmalı bir şekilde yine boşanırım. Gelsin buyursun hemen bitirelim nikahı. Tabii onunla boşanacağım bir an önce ki Dilara'ya nikah yapasın. Daha rahat hareket edin diye. Dilara zaten benim sonsuza kadar yanımdadır. Tüm Türkiye'de duysun. Ben Dilara Çoban'ı çok Dilara seviyorum. Dilara benim kızım. Hayatta beraberiz. Onu düşün. Ben 600 kişiyi dolandırmışsın inşaat bölümünden. Yurt dışına götüreceksin. Adamlar koma halinde etmiş götürüyor. Telefon hattında ya zaten bir o bir komediydi. O bir komediydi zaten. Nasıl ha, komedi? Şu anda komediyiz. Ya bir dakika ben anlatayım. Hı. Ya bu insan yani insanlar gülüyor artık. Alay geçiyor yani. Böyle öyle bir akıl sıra edilemiyor yani. 600 kişiyi dolandırmışım sözde. İstanbul'da şirketim varmış. O tarihlerde ben neredeyim? Hepsi dur bak çıkacak. Bak senin hepsi, güleceğin. Zaten diyor ya avukat hanım. Bak Emrah. Telefon sinyallerinden Emrah, nerede oldu? Emrah evet. Senin güleceğin ama izleyicilerin eğer doğruysa şiddetle kızacağı fakat savcılığın adaletin gereğini yapacağı önemli bir ihbar var. Evet, bakalım buna güleceğin mi? Doğruysa 83 milyon beni kınasın. Tamam gülecek misin? Gülmeyecek tamam, misin? Ben de diyorum ki Didem Dilara Hanım, ne yapacak? Haklılarsa tamam, bekle, 83 milyon bekle. Beni kınasın. Tamam beyefendi hasta mısınız? Hastayım buyurun. Beyefendi siz Emrah Gündoğdu'yu tanıyor musunuz? Nereden? Kolay gelsin. Önce kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ablam o... ...kızımı kaçırdı. Ne zaman? Aralık ayında kızımı kaçırdı. Bu arada. Artı ben ona mi? Söz verdim. Kızımı getir bana teslim et dedim. Senin ne masrafın varsa ben sana iade edeceğim. Namus şeref sözü verdim. Yeter ki benim kızımı teslim et diye.
Beni duyuyordur değil mi? Duyuyor, duyuyor. Çok iyi duyuyor. Ha, evet. Geldi 1 milyar 750 bin lira para cebine koydum, götürdüm. Taksi durağına bıraktım. Burada benim dedi ki emniyet arkadaşlarım var dedi. Artı benim TC'mi aldı, her şeyimi aldı. Beni eskort diye bana telefonlar, yağmayanlar telefonlar kalmadı. Ha bura beni arayan arayana, Buna da yalan derse bil ki Emre doğru söylüyor. Şikayetçi oldunuz mu beyefendi? Evet şikayetçi oldum. Siz yayınladınız. Güzel. Yayınladınız. Şikayetçi olduk. Kızınızı Ardahan'a götürmüş. Evet Ardahan'a götürdü. Ardahan'dan 5 kuruş parasız bıraktı. Ve artı otobüs şirketine ben burada 400 bin lira para çıkardım. Ve orada ben bu faturaları da gönderdim. Yazıhaneye para gönderdiğim hesap numarasını dahil gönderebilirim. Kızı orada 5 parasız bıraktı. Kızı kredi çektirmeye uğraştı kıza. Netekin Allah'tan kıza banka onay vermedi. Bunun dolandırmadığı kişi kalmadı. Benim kızı da Rize'ye götürdü. Rize'ye niye götürdü? Kızınızı evet, işe... onu da götürdü. Orada şantiye şefiymiş. Orada memurmuş mu? Orada neymiş? Artı şunu da söyleyebilirim. Benim kız o taksiciyi de... Hepsini tanıyor benim kız. Ama benim kızı bayağı bir korkutmuş. O Dilan'a çok yazık oluyor. Babası ilgili mahvedecek. Ben nasıl mahvolduysam... O kız da mahvolacak. O bir numaralı sahtekar üçkağıtçı savcılıkta bizim suç duyurumuz var. Ve artı siz de araştırdınız. Elinize geçti o suç duyuruları. Peki Emrah ne diyeceksin? Yani ispatlasınlar. İspatları ya, doğruysa ben suçuma razıyım. Böyle bir, neyi ispatlayacak? Defa, bir dakika. Tamam bulunabilir. İspatı var mı? Yani bu sizin yayınlanan hepsi iddialar var. Emrah. Karakola gidiyorum. Karakolda ifadeler çok farklı. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ya bu bilgiyi paylaşayım da. Bak Emrah Gündoğdu. Daha önce Melisa Tosun içinde de Serkan Yıldırım diye bir adam buraya geldi. Ben onu ispatım var mı? Belgen var mı? Şu yün var mı? Bu yün var mı? Önemli bir bilgi aldım. Tamam. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Tamam. Serkan Yıldırım'ın gözaltına alındığı bilgisi var. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrarsın. Üç sıçrarsın, sonra adalete hesabı verirsin. Aynen öyle Didem olan Hanım. Olan Dilara'ya olur. Adalete güveniyorum. Kararır, hayatı Dilara... çöp olur, hayatı rezil olur ya. Eyvallah. Olan kızı olacak yani. Ben seni ne yapayım? Bana ne cezanı çekersin, çıkarsın. Sen 10 sene sonra çıkacaksın. 35 yaşında bilmem kaç yaşında olacaksın. 38 ya da 30 yaşında çık. Ya Dilara hayatının içine... Neyse ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şu fotoğrafları bir soracaksınız ya. Evet, hocam, evet. Bir sorsanız Emrah. Sosyal... Ana kızı Emrah. Geri dön, geri dön. Ana kızı bak bana geri dön. Kızım hala yanıyor. Bak sen yanacaksın. Bu taş yatağına kökten bize gelmezsen. Ben yazığa gideceğiz. Yeter ki gel en azından ben azı değil. Sen yok, gel Didem Hanım'a teslim ol. Adalete teslim ol. Anne. Buraya geleceksin buradan geleceksin. Bak seni berbat. Yok anne bu... Yani biz kimseyi caydıramaz. Biz öyle bir tanık davet ettik ki buraya sağ olsun geldi. Ve öyle fotoğraflarla geldi ki, öyle belgelerle geldi ki. Emrah Gündoğdu, acaba sen o tanığa ne diyeceksin? Öte yandan bir önemli bir sorusu var. Funda Hanım unutmayın onu, bir araya tabii, gideceğim. Tamam. Birileriyle fotoğraf çektirmişsin ya. Acaba çektirdin o birileri, senin o fotoğraftaki şeyi başka yerlerde kullanıp kullanmadığını biliyor mu bilmiyor mu? Onu da bir ekranlara getireceğim ama... Asıl o gizli tanığa sen ne diyeceksin, senin o ailen ne diyecek çok merak ediyorum. Verdik arayı. Bu yayın çok konuşulacak. Günlerce suçlandı. Sessizliğini bozmadı. Dosyalarım dedi, ben dedi, uyuyup üzerinde sileceğim dedi. Ben diyor uyandığımda artık iş işten geçmiş. Tüm soruları cevaplamaya geliyor. Ortada hiçbir şey yok ki, hep aynı hikaye. Gitsinler, şikayet etsinler, içeri attırsınlar yani. Dilara'yı kaçırmakla suçlanan sevgilisi Emrah ilk kez stüdyoda. Ben Emrah'ı da Emrah'ı istiyorum. O zaman sen de bu hayatı benimsemişsin demek Emrah'la beraber. Dilara'yı zorla mı yanında tutuyor? Derim ki ben yok zorla tutuyorum, şöyle böyle öyle bir şey yok.
onlarca mağduru iş bulacağım diyerek kandırdı mı? Emrah arkadaşıma iş bulacağım diye kandırdı, cinsel istismarda bulunmuş. Bir yalan. Türkiye'nin beklediği yüzleşme. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Evet, şimdi Dilara Çoban ve Emrah Gündoğdu ile devam edeceğiz. Dilara'nın babası, annesi yine burada. Şimdi çocuğunu arayan, benim kızım da bir çetenin elinde olabilir diyen bir baba, Ahmet Bey, Ahmet Boran ve kız kardeşi Ayşe Hanım bize başvurdular. Daha 16 yaşında, yani o kadar çok şey yaşamışsınız ki, ağır şeyler. Konuşacağım sizinle de ama şu meseleyi biraz devam edeceğiz. Şimdi Emrah, sen Yeşim Hanım'la ilgili bazı iddialarda bulundun ama Yeşim Hanım'ın söylediklerini dinledikten sonra, görüntüleri de yayınladıktan sonra ne diyeceksin? Gerçekten çok merak ediyorum. Bize demişti ki, mesaj attı. Ben seni liseden beri seviyorum dedi. Toplam 25 bin lira dolandırdı. Dur bir dakika. Yeşim Hanım gelsin. Yeşim Hanım gelsin lütfen. Önemli bir tanığımız. Yüzleşmeye hazır mısın? Göreceğim. Yeşim Hanım gelir misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Sağ olasın. Merhabalar. Merhabalar. Çok teşekkürler. Sevgili Yeşim. Buyurun. Biraz rahat otur şöyle. Elete oturma. Çünkü senin söyleyeceklerin çok önemli. Evet. Bir genç kızın hayatı önemli ama yani ben gittikçe Dilara'yı üzülüyordum ama artık kızmaya da başladım. Şimdi sen Emrah Gündoğdu'yu nereden tanıyorsun? Tabii. Nasıl tanıştın? Senin ifadene göre nasıl dolandırdın? Elazığ Lisesi'nden beri arkadaşım zaten. Lisede okuyorduk. Aynı okuldaydık. Zaten lise 3'ten sonra bu ayrıldı. Biz bununla hiçbir şekilde görüşmedik. Okulda nasıl bir arkadaşlığınız vardı? İyi bir arkadaşlığımız vardı. Yani sevgili falan hiçbir şeyimiz yoktu. Ha, onu sonra soracaktım. Aynen, öyle bir şeyimiz yoktu. Zaten onun lisede konuştuğu arkadaşımız vardı. Herkes de biliyor, tanıyor. Sevgilisi vardı. Aynen. Sonra bu Elazığ Lisesi'nden ailesi bunu aldı. Bana söylediklerine göre bıçaklanma davasıyla. Bu ailesinin söylediği. Disiplin cezası aldı. Aynen, aldı. Okulda sıkıntılar yaşadığı için ailesi de bunu aldı. Ben bunların yalancısıyım. Hani ailesinin söylediklerinin. Sonra bu aylar yıllar geçiyor. Hapishaneye falan giriyor galiba. Bu 6. ay gibi Instagram'dan bana mesaj atıyor. Seste problem mi var? Gelin hemen bakın, müdahale edin. Tamam, gel. Sosyal medyadan, Instagram'dan düzeltelim onu. Sana bir mesaj mı yayınladı, attı daha doğrusu? Aynen, mesaj attı. Ne zamandır görüşmüyordunuz? Uzun zaman oluyor. 27 yaşındayız zaten. Aha. Yani uzun, epey bir zaman oluyor. Lise 3'ten bu zamana kadar. Bayram 10 yıl değil, geçiyor. Seyran değil. Değil mi? Aynen. Aynen. Yani. 10 yıl geçiyor. Instagram'dan önce başka liseden arkadaşım ulaşıyor. Onunla bir mesajlaşma oluyor. Ben seni işe sokacağım falan diyor. Evet. Sonra ondan bir şey alamayınca bana dönüş yapıyor. Siz o sırada çalışmıyor muydunuz? Ben o sırada bir yerde çalışıyordum ama depremde, pandemiden dolayı sıkıntı yaşadık. Peki. Sonra bu arkadaşa bir şey yapamayınca bu bana dönüş yapıyor. Nasılsınla başlıyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ben mühendisim devlet karayollarında. Amasya Üniversitesi'ni okudum. Bir yerin başkanıyım. O yerin başkanı olduğumdan dolayı da beni bıçakladılar. Bunu söyledi. Karayollarında bu çalışıyormuş, eleman alıyormuş. Bunlar ne zaman oldu? 2020? 7-8, 7. ay. 6-7. 7. ay. 6, aynen. 8. ayda da zaten bizi Rize'ye götürdü. Evet. Bu şekilde mesajlar atıyor. Sonra ben sizi işe sokacağım. Aileni de, seni de. Önce benimle başladı. Sonra ablamla, ailemle başladı. Hani bunları da sokalım diye. Hı hı. Sizi nerede işe sokacakmış? Devlet Karayolları'nda dosya yöneticisi olarak. Dosya yöneticisi? Aynen. Vay güce bak. Bu şekilde ayrıntı da veriyor. Ayrıntı da veriyor. Aynen. Devlet Karayolları'nda bir sekreter var. O beyefendinin adını vermeyeyim. Sürekli o beyefendinin adıyla geçiyor. Bu adam sizin yanınıza gelecek. Gidip bununla konuşacaksınız diye. Peki. Emrah Gündoğdu ile bir konuşmanı rica edeceğim. Tabii. Bakalım seni hatırlayacak mı? Emrah Gündoğdu, Yeşim Hanım'ı hatırladın mı? Evet, eski sevgilim oluyor. Dediklerin hepsi yalan. Ben bunun hakkında gittim zaten, hakim karşısına da çıktım. Bunun ispatı var. Belgelerim. Hiç sıkıntı değil. Tabii. Yeşim, benim de elimde. Yeşim, çok iyi tanıyorum. Eski sevgilimdir. Yazışmalarda çıkartırız. Tamam.
Elimde tüm kayıtların var. Bunun hakkında da Kayseri'de çıktım. Ses kayıtların var, fotoğrafların var. Tamam. Bizi Rize'ye götürmediğini. Dinleyebilecek tamam. misin? Rica dinle, dinle. Emrah bir dinle. Ben de seni dinleyeceğim çünkü rica ediyorum beni dinle. Fotoğrafları yayınlayabilir miyiz? Hazır mı fotoğraflar? Bizi göstermeden. Tamam. Tamam Didem Hanım. Nazlı Canım'da. Tamam, evet. Bizi Rize'ye gönderiyorsun. Yani daha doğrusu bizi önceden gönderiyorsun. Doğru mudur? Sen de kendin Trabzon'a gidiyorsun. Oğlunu görmek için. Üç gün orada gittik, kalıp. Beraber gittik. Trabzon'a seninle ben gelmedim. Sevgili miydiniz değil miydiniz? Sevgiliyiz de sizin evet. hakkında. Hayır. Ailem de biliyor. Hayır. Ya istemeye geleceklerdi. Sevgiliydik. Ha, bir süre sonra sevgili oldunuz. Ben doğruları konuşuyorum. Beni dinleyeceksen ben de seni dinleyeceğim. Tamam. Sırayla. Az önce, az önce sevgilim değildi diyordu. Başta değildin ki. Lisede de değildim benim sevgilim. Sonra Instagram'da yazışmaya başlayacağım. Evet. Sevgili oldu. Bak az önce ilk konuşmasında başladığında sevgilim değildi diyor. Emrah bir de güzel o detayı yakaladın oradan yürüme bak. Başka şeyler var. Asıl belki önemli şeyler. Oradan yürüme. Sonuçta önce sevgili değildik ama şimdi sevgiliyiz diyor. Bak yürüyeceğin bir şey yok. Bir dinle bakayım ne diyeceksin. Bak dinle bak. Tamam. Mesele para ya. Devam et tamam. Evet, birkaç ay önceden bahsediyor sevgili olduğunuzda değil evet. mi? Evet. Evet. Ya ben zaten lise hayatında sevgili değildim diyorum. Ama sonrası Instagram'dan bana ulaştı. Hatta işe sokacağım ne dedi. Ne dedi seviyorum falan. Bana dedi ki liseden beri seni çok seviyorum. Sen benim lise aşkımsın şudur budur. Hani bu öyle bir dilli ki kendini bu şekilde kandırmaya çalıştı. Ama sevgisi falan da her şeyde yalandı. Beni şöyle bir şey mahkemeye verdikten sonra sürekli beni gizli numaralardan aradı. Kayıtların da var. Ona ne diyeceksin peki? Ben seni seviyorum. Tamam. Onlara gizli numaralardan ben mi aramışım? Kim aradı? Gizli numaralardan ben mi aramışım? Peki kim aradı? Ben mi aramışım? Onu söyler misin? Senin sesin değil de kimin sesi? Onu sana sormak lazım. O sesi de mi biz yaptık arayıp acaba? Arayıp ne yaptı? Arayıp ne dedi? Yani ben seni ispatla bunları. İspatlarsın bunları. Bir de diyor bunları. Ki ben seni, sen beni ses kaydını alıyorsun tamam da. Ben seni dolandırmadım diyor. Ben peki, seni çok ispatla sevdim diyor. Diyor ya. Ya o ispatlayacağımız fotoğraflar gelsin bir ekrana şimdi. Gelsin görelim. Madem öyle ispat. Al sana ispat Emrah. Bak. Görüyor musun? Valla şu an izlemiyorum televizyonda. Ha, beraber ben neredesiniz? Çıktım mahkemeye. Yeşim Hanım anlatsın. Çıktım. Yeşim neredesiniz burada? Ayder Yaylası'nın ben alt tarafında ben inkar etmiyorum. Ben Rize'de sevgilimdi diyorum bak. Hı hı. Ben bunu başta Didem Hanım size söyledim zaten. Yeşim benim sevgilimdi diyorum zaten. İnkar etmiyorum bunu. Peki sonrasını ben inkar edecek misin merak ediyorum. Peki, İfadelerine de lütfen bakın. Tamam devam et. Burası neresi? Ne? Siz anlatır mısın? Ayder Yaylası'ndan aşağı iniyorsunuz. Böyle bir şelale falan gezmeye var. Gezmeye mi gittiniz? Niye gittiniz gezmeye orada? Gitmedik. Bizi kandırarak yanımdaki taksicinin abi, kızı da geldi. Hı. Benim abim de 4 gün sonra geldi. Peki yalan söylüyorsam. Biz bunu abimle hastaneye götürdük. Ya 14'üydü ya 15 Ağustos'tu. Hı. Rahatsızlandı bu. Epilepsi biz bunu götürdük. Aynen. Hı. Karayollarına da 13'ünde ya da 12'sinde gittik. Hı. Güvenlikçiyle konuştu. Karayollarına gittiniz evet, yani. Gittik. Güvenlikçiyle konuştu. Güvenlikçiyle konuştu. Hani sizi geldi. Dosya sorumlusu olarak alıyordu. Sadece güvenlikçiyle mi konuştu? Aynen içeri falan girmedi. Allah güvenlikçiyle yani. Konuştu. Geri döndü. Siz 100 kişi oldu. Erkek 100 kişi ya. 75-100 kişiye ait erkek varmış. 2 kız Ayder Yaylası'nda. 3 kız da Rize'nin şehrindeymiş. Hı-hı. Yani 5 kızdan dolayı da oraya götürmüyormuş. Bizi o yüzden. Ya ben bununla kavga ettim. Sabaha döndü bana dedi ki şefler seni istemiyor. Gideceksin artık. Sen çok sorunlu bir insansın. Peki buna ne diyeceksin Emrah Gündoğdu? Şefler niye istemedi Yeşim'i? Didem Hanım az önce 10 gün kaldık diyorlardı. Evet. Şimdi laf başka yerlere döndü. Ben 10 gün kaldığımı söylüyorum zaten. Lütfen bunun ifadesini isteyin mahkemeden. Ya ben şu anda 25 milyar diyordu. İfadesinde bakın ne kadar söylemiş. 25 milyar. Allah aşkına lafı dolandırma ya, da. Ya lütfen. Emrah lafı olayları, dolandırma. Siz lafı dolandırma. Siz, lafı yok, dolandırma. Şu an konuştuklarına yanıt vermeni rica ediyorum. Şu an tamam. konuştuklarına yanıt ver. Neden gittin sorun, orada güvenlikçiyle konuştun? Neden sorun, şefler Yeşim'i istemediler? Bir açıklar mısın? Güvenlikçiyle konuştuğuma dair bir belgesi var mı? Devlet Karayolları'nda eğer kamerası varsa çekiyorlarsa cevap vardır. Cevap versin. Vardır Devlet Karayolları'nın kamerası var mı gördün tamam, mü Emrah? Tamam varsa ispatlasın. Yalnız mı gitti? Ben karayollarında çalışıyorsam. Bizi Didem Hanım, bıraktı. Karayollarında çalışıyorsam niye gidip beni sorgulamamışlar? Sonra ne yaşadınız? Peki söyleyeyim şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle buna biri çalışıyor vereyim. Mu çalışmıyor Hayır. mu diye. Yazık Dilara ne düşünüyor acaba? Ne devam edelim. Buna edin. Cevap vereyim o zaman. Ver, sana ver. Abim dediği zaman bir ismi söyledi değil mi? Bir isim söyledi. Sen döndün ne dedin?
Sakın beni ifşa etmeyin. Benim mühendisliğim gider demedin mi? Benim mühendisliğim gider, beni ifşa etmeyin. Peki İsim sana söyle. Bir soru daha soracağım. İsim söyle. Bir soru soracağım. İsim söyle. Bir soru soracağım. Sor. Dinleyecek mi? Atma isteğinde bulundun. Niye ölmedim? Askerler neden seni buldu? Gidiyor. Bizi o günde şeye bırakacak. Karayollarına. Biz devlet karayollarının önünde bekliyoruz. 5 kişi. Tamam. Beyefendi de o sıralar bir hastanede çalışıyor. İşkur tarafından gidiyor. Tamam. Tarih de verebilirim. 20 Ağustos olması lazım. Ya 20 Ağustos Cuma ya 21 Ağustos gibi. İkisinden biri. Peki. Hastanede çalışıyor. O sırada hala sevgili misiniz? Değiliz. Ağustos'ta ayrıldınız mı? Ne zaman ayrıldınız? Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Hayır, sevgili diyor ya. Ne zaman ayrıldınız sevgilinizden? Yeşim Hanım'dan. Madem sevgiliniz ya, ne zaman ayrıldınız? Ya şu an tarihini hatırlamıyorum. Kaç zaten ay oldu? Zaten ayrıldıktan sonra gitti, işine gelmeyince hemen beni şikayet etti. Bir yani dakika, sen Yeşim'i o kadar çok... Da. Hayır, lütfen şunu soracağım. Bir dakika, dur sorayım da. Sen Yeşim'i madem o kadar seviyorsun, aşkından ölüyorsun, liseden beri aşıksın. Sonra ne oluyorsa o olayları konuşacağız onları birazdan. Sonra ne oluyorsa onları bırakıyorsun, o ışık hızıyla gidiyorsun 6 ay önce... Gidiyorsun 6 ay önce, yani Eylül gibi falan, Ekim gibi. Aynen. 6 ay önce ışık hızıyla birden Dilara'nın aşkından ölüyorsun, Dilara'yı kaçırıyorsun. Ne kadar geniş gönlün var senin. Ben onun aşkından ölüyor muymuşum? Dilara'nın aşkından ölmüyor musun? Didem Hanım, siz hep... Peki, ben bir şey bir dakika. Dur. Dilara'nın iddialara... Hep iddialara inanıyorsunuz. Ya onu demiyorum, ben onu demiyorum. Evet, bak iddiayı boş ver. Sen dedin mi sevgiliydik? Sevgiliydik dedin mi? Sevgilisiniz diyelim, tamam mı? Sonra Temmuz Ağustos'ta ayrıldınız. Ayrıldım. Sonra gitti, işine gelmedi, şikayet sen etti. Sen Dilara'yı ne ara buldun? Aynen. Gitti, şikayet Dilara'yı etti. Ne ara buldun? Dilara'yı ne ara buldun? Dilara beni buldu. Dilara peki beni işime ekledi. Gelmeyen neymiş beni? Yani Dilara sen beni Dilara seni daha çok seviyor, sen mecburiyetten mi onunla berabersin? Ben mecburiyetten değil, sevgimden Dilara'yı seviyorum. Geniş gönlüm var. O kadar geniş gönlüm var ki Aralık ayında da başka bir kızı kaçırıyorsun. Benim geniş gönlüm yok. Benim geniş gönlüm yok. Bu arada yok. Evlisin. O kadar geniş ya gönlüm var ki Dilara, az önceki babayı dinledik. Ne kadar geniş gönlün var ki senin. Aralık ayında da başka birini kaçırmışsın. O da yetmemiş. Aralık ayında evli bir kadınla beraber bir sürü o kadının fotoğraflarını çekmişsin iddialara göre. Ne kadar Didem geniş Hanım, bir gönlün var senin ya. Bak, halen iddialar üzerinden bu üzerime iddia geliyorsunuz. Neden senin bakın için bir şey söyleyeceğim. Emrah bir saniye beni dinler misin bak. Bunlar iddia diyorsun ya. Güzel kardeşim, daha bu yayın başlamadan önce bu insanlar gidip senin hakkında şikayetçi olmuş. O insanları biz mi toparladık da götürdük o tarihte şikayetçi olsunlar diye. Zaten bu iddialar gittim, var. İfadelerimi verdim. Zaten Hasan Çoban herkese ulaşıyor. Ya ne alakası var ya? Bir şey sorabilir miyim bir daha? Gerekirse Cumhurbaşkanı'na bile gitsin. Sen Cumhurbaşkanı'ndan sesleniyor. Gitsin kardeşim, herkese ulaşsın. Çok bana da ulaştı. Şükürler olsun ulaştı ama Dilara'yı ikna eder miyiz etmez miyiz bir fikrim yok. Funda Hanım soru soruyor. Emrah. Hasan Bey herkese ulaşıyor Dilara sana göre. O kadar böyle geniş bir çevresi var bu adamın. Bekle, soruyu alalım. Buyurun. Senin sosyal medya hesaplarında açıkken, herkese açıkken ve bu mağdurlara sunduğun, verdiğin, gösterdiğin fotoğraflarda devlet büyükleriyle arkalarına sığınıp yanlarına sıvışıp çektiğin fotoğraflarla ben bunu tanıyorum, bununla torpil yapıp seni işe sokacağım dedin mi demedin mi? Evet. Demedim. O fotoğrafları çekilip peki neden yayınladın? Bak, neden ben her görüşünü insan, tartışmıyorum. Bir dakika anlatayım, dinler soru o değil. Beni? Soru o değil. Soru o her değil. Bir görüşü soru o değil. Sana başka bir şey soruyoruz. Türkçe konuşuyorum. İngilizce istersen İngilizce sorarım. Tamam. Tamam, İngilizce tabii, konuşayım sorun, istersen. Didem, buyurun Didem Hanım, sorun. I can ask English. Yok, Türkçe konuşayım, anlıyorum sizi. If you want, I can ask English. If you want. Tamam, Türkçe'ye geçiyorum. Soru o değil. Sana o soruyu sormuyoruz. Bak sana ne soruyoruz? Soru gelsin. Devlet büyükleriyle buyurun. Herhangi bir yerde karşılaştığında tanımadan,
arkasında durup, yanına sıvışıp, fotoğraflar çekip, bu insanlara gösterip bunları hı-hı kullandın mı? Sosyal medya hesaplarında bunları yayınladın mı? Yani kesinlikle sahte savcı ablan gibi. Kesinlikle o insanların şey ismini, olamaz, makamını kullandın mı? Hı-hı. Kesinlikle kullanmadım. Fotoğrafların var. Yani siz artık Dilara olayını bıraktınız. Fotoğraflarım olabilir. Var. Ben daha önce siyasi partideydim. Yaptık? Ben bunu inkar etmiyorum. Üyeliğim de var. Photoshop falan da yapmadım. Üyeliğim de vardır. Hayır, hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Delil geçmişimi diyorsun ya. Geçmişimi araştırın. Bunları bakın, biz uyduruyoruz ya. Belki fotoğrafları biz Photoshop yapmışızdır, aha, devlet büyüklerimizle. Sen o makamları kullanarak insanları Photoshop dolandıramazsın. Değil. Her insanın bir siyasi görüşü vardır. Ben siyasi görüşünü tartışmıyorum. Ben kimseye dolandırmadım. Burada. Hiçbir siyasi parti şu an... dinliyoruz. Bak Yaşım Hanım diyor ki beni dolandırdı ben diyor. Sonra ne oldu? Bulamıyorum. Sizin paranızı nasıl aldı? Anlatır mısınız? Onu da söyleyeyim. Söyle. Bir kafe vardı. O kafede, evet, verdim parayı. Ablan için şöyle, abin için şöyle, senin için bu kadar, bu kadar. 25 bin ben bunun eline verdim. Elden, evet, verdiniz. Verildi. Diyecek ki belgen kafede nerede verildi diyecek. Bak ben onun sorusunu ben sorayım. Tabii. Belgen var mı, kanıtın var mı? Kafede verildi. Ben, hı, bunu dava açtıktan sonra savcı tekrardan karakol aramış. Hangi kafede olduğunu bana tekrardan sordu. Büyük ihtimalle o kafede alınan kayıtlar vardır. Güzel. Artı bizimle beraber gelen arkadaşın babasından benim yanımda para verildi. Hı. Ve gidip dolar yapıldı mı yapılmadı mı bana onu da söyle. Buyur Emrah. Şimdi yapılmadı dersin. Yapılmadı. Şu an her şey var diyor ya. Ben mahkemeye çıktım, bak bu Yeşim konusu hakkında mahkemeye çıktım. Bakalım, mahkemem de devam ediyor. Buna adalet karar verecektir. Ne oldu? Bir dakika bekle. Mahkemeye çıktın. Buna ne oldu? Adalet Yeşim karar Hanım verecektir. Bekle. Şöyle ben gittim mahkemeye verdim zaten. Bütün elimdeki delillerle gittim. Ben delilsiz bir şeyle gitmedim. Konuşmadan tutun, fotoğraftan tutun. WhatsApp konuşmasından, Face konuşmasından. Kendi adını da orada verdiği var zaten. Abime çektiği mesajlar da var zaten. Ya ben bu kadar şeyi niye gideyim? Ben dolandırılmasam neden karakola mesajlar gideyim? Mesajlar hazır mı? Mesajlar bana gelmedi de ekranda vereceğiz. Ben bir şey sorayım. Hocam bir şey soracak. Dilara, bütün bu yayının amacı senin kafanda birazcık olsun şüphe oluşturabilmek ve senin olaya biraz doğru yerden bakmanı, biraz Emrah'la olan ilişkinde biraz mesafe koyarak bakmanı sağlamak. Şu anda sen eminim bir direnç gösteriyorsun. Her ne olursa olsun, dolandırıcı da olsa, bütün söylenenler doğru da olsa onun yanındayım diyorsun. Bunun da farkındayım. Ama ne olursa olsun yine de bir kendi kendine kaldığında birazcık düşünüp yeni bir olayda diğer olaylarla birleştireceksin bunu. Eminim ben buna ve doğru kararı vereceksin. Zaten bu yayının amacı da senin kafanda bir parça olsun şüphe oluşturabilmek ve bu mağdur insanların sana bir ışık tutması, yol göstermesi. Ne umarım dersin? O ışığı alırsın, görürsün. Nilara? Aynen dediğiniz gibi bir bu programın amacı benim kafamda da olmayacak da. Onunla birlikte ya boşa uğraşıyorlar. Tamam anlatıyorlar ya, boş benim için. Hiçbir umurumda değil. Ben seviyorum. Onunla da birlikteyim. Dediğim gibi anlaşırlarsa yayından sonra aileler konuşur. Onu da kabul etmiyorsalar biz zaten yayına da çıkmayacağız. Aa, son kez konuşuyoruz bu şekilde. Orhan Bey, Dilara, ben sana şunu söyleyeceğim. Bir dakika bekle. Dilara ile konuşacağız. Bekle Emrah. Mikrofonu Dilara'ya ver. Evet. Ben o zaman şunu söyleyeceğim. Her zaman söylediğimin arkasında durdum. Bunu da duracağım. Bu kadar insanlar burayı arayıp iddialara göre, size göre, iddialara göre dolandırıldığını söylüyor. Sen bunları aslında biliyorsun. Ve öyle bir, eğer bunlar doğruysa o zaman siz birlikte hareket ediyorsunuz. Zaten aynen, dün de söylemiştim. Güzel bir tezgah kurmuşsunuz. Sen her şeyin birincindesin. Hayır. Hiç kusura bakma. Sen her şeyin, hayır, birincindesin. Evet. Bilerek, hayır, ve isteyerek yapıyorsun. Bak bunu bilerek ve isteyerek, hayır, yapıyorsun. Eğer bu iddialar doğruysa. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yeşim Hanım'ın da mahkemesi devam ediyormuş zaten. Devam ediyor. Şimdi kesinlikle Yeşim Hanım şey, mahkeme heyeti de bunları izliyor. Evet. Kimle karşı karşıya kaldığını görüyor. Evet. Emin olun bir karar verecektir. Emrah diyor ya karar verecek. Şöyle de verecek, bir şey, verecek. Bir şey emin daha olun, var. Verecek. Önemli bir şöyle bilgi de daha bir var. Bir şey söyleyeyim o zaman. Bu yeni aklıma geldi. Benimle konuşurken şöyle ismini vereceğim artık. Babasının dayısı kızı. Mine Özpolat. Babasının dayısı kızını kızı. Mine Özpolat'ı bize şef olarak gösterdi. Ve bu kız da benimle konuştu. Ben bunu karakola verdiğim zaman
Benimle 4-5 saat konuştu. Ne dedi size Mine Hanım? Emrah Emin Gündoğdu. Misiniz? Yani Emrah Gündoğdu'nun dayısının... Babasının dayısı kızı. Dayısının kızı. Evet. Adını duyarsa inşallah bağlanır. Mine Özpolat, sizin hakkında konuşuyoruz. Buyurun. Karakolda zaten davamı verirken Mine'yi de aradım. Numarasını zaten bundan aldım. Mine'yi aradım, dedim Mine sen burada şef misin? Bu bizi böyle böyle işe sokacaktı. Dedi ki ben şef değilim, dayısının kızıyım. Babasının dayısı kızıyım dedi. Hı hı. Dedi ki beni de tehdit ediyor, beni sevdiğini söylüyor. Benimle konuşurken dayısının kızıyla da konuşuyor. Ve tehdit ediyor. Ben bunu söylemeyecektim, kıza söz vermiştim. Ama söylemek zorundayım artık, o da bağlansın yayına. Bağlansın. Bağlansın. Kendisi dayısının kızı Mine Özpolat annesini arıyor, diyor ki senin oğlum beni tehdit ediyor. Annesi dönüp diyor ki oğlum ben ne yapayım? Kızım ben ne yapayım? Direkt yüzüne kapatıyor. Bunlar ne peki? Ailenin sessizliği çok manidar zaten. Benim çocuğum hakkında bu kadar laf söylense ben onda küs bile olsam. Bir dakika artık. Ve artık siz. Anlamıyoruz, ne karalıyoruz? Sen ailenle ilgili ne dedik ya? Dedik ki sen Mine Özpolat'ı seviyormuşsun. Ailenle ilgili ne dedik ya sana? Emrah sabrımı taşırma beni, ben rica edeceğim Özpolat, ya. Ben Mine Özpolat, benim dayımın kızı. Dayının kızı, sen onu sevdin mi, sevmedin mi? Bağlansın yayına. Kızı tehdit ettin mi, etmedin kızı mi? Kızı tehdit ettin mi, ettin mi? Sevmedim, ne alakası var, benim kardeşim peki o. Peki niye bu Yeşim Hanım o kızı etmedim aramak durumunda kaldı? Ne geçti de nereden o? Allah'ım ya. Niye aradı ya? Yani? Neden telefonunu istedin sen? Bana karşı bir şey olduğu çok belli. Kimin? Mine'nin de mi sana karşı bir şeyi var? Yeşim'in diyorum. Hayır, bütün kadınlar seni seviyor ya. Mine de mi seviyor seni? Zaten ben şeyim ya Didem Hanım, ben Brad Pitt'im herhalde. Pitt misin, vay ne vay Pitt'sin vay ne bileyim bir şeysin ama ne olduğunu çözemedim yani dedi. Tırnağı olamazsın, tırnağı. Didem Hanım, ben size bir şey sorabilir miyim? Şu yazışmaları bir ekrana getirelim, sonra soralım. Gelsin efendim? Yazışmalar ekrana, hangi sayfaya getiriyorsun Aslı? Bir gelsin yazışmalar ekrana. Ben bana LED'e ver, ben LED'den okuyayım. LED'e ver. Diyorsun ki hayatımın anlamı, günaydın. Malatya'da yaşanan depremden dolayı bakan ve partiden yetkili kişiler gelmiş. Ben de onlarla Malatya'yı incelemeye gidecekmişim. Sabahın ya bir dakika, sen yetkililerle Malatya'yı incelemeye, vay be sen kimsin lan, Emrah ne ya? Ne büyük adam. Helal Bey'le olsun sana. Bir de. Partileri de kandırdıysan helal vallahi olsun ben de sana. Vay neymişim vay ben vay ya. Vay vay. Onlarla olacağım ben diyorsun. Neymişim? Malatya incelemeye gidiyorsun baba ya. Vay sen ne babaymışsın. Onlarla olacağım. Ben bugün saat 3'e kadar 3'te Didem gelip Hanım. Annem gibi sizi ziyaret edeceğim. Bana 3'e kadar mesaj atma, arama. Ben sana yazar ararım. Onların yanında yasak çünkü parti işlerini bilirsin. Haber vereyim dedim. Hayatım sonra kızma. Seni çok seviyorum. Saat 3'te yazarım. Ben sana, ben görüşürüz diyorsun. Ben sana haber vereceğim. Yarın sen de otobüse bineceksin, haberin olsun. Diğer sayfa gelsin. Giriş tarihlerini öğrendim diyorsun. Yeşim 6 Ağustos, Necip 10 Ağustos, Neşe 10 Ağustos'ta girişler yapılacak. Neşe'ye ve Necip'e 7 ya da 8 Ağustos'ta zaten yazılı eve belge gidecek ve numaralarına mesaj gidecek. Diğer mesaj gelsin. Beğenmedin mi bunu hayatım demişsin. Aşkım şu Harun abinin kızının kimlik fotokopisini yollar mısın bir bana? Yolluyor fotokopiyi. Vallahi şu an gönderdin, süper oldu. Yolladım, teşekkürler bebişim demişsin. Aşkım sen beni beğenmedin mi? Rica hayatım demişsiniz siz de. Devam ederim, devamı gelsin. Benim bizim için verdiğim emeklere bak. Senin laflarına bak. Doğru hayatım. Bana yazık, ben anlarım ki senin emeklerinden. Bak iyice kırmaya başladın, gider kendimi bir yerden atarım. Ben deliyim, yaparım. Evden çıktın mı? İşim bitmeye yakın haber ver. Tamam senin dediğin olacak. Ayın 4'ünde annemgil, ayın 5'inde tüm ailem gelecek. Ama amcam diyor söz nişan bir yapılacak. Bunu kabul ediyor musunuz ve düğünde uzatmayacağız, haberin olsun. Siz diyorsunuz. Biz değil, onlar söylüyor. Onlar peki. Ben senin ağlamana dayanamıyorum bebeğim diyorsun. Sen gül ne olur aşkım. İçim parçalandı seni öyle görünce. Vay aşka aynı bak. Dilara'yı böyle seviyor musun sen bakayım? Çok büyük aşmış. Ben mi yazmışım bu mesajları? Sen zaten yazmışsın Emrah baba. Numarasını sen yazmışsın. Sen babalar gibi yazmışsın. Benim aşkını, yazıma dair bir belgeniz var mı? Aşkından dökülüyorsun, geberiyorsun aşkından. Didem vay aşka bak. Peki ben şimdi bir dakika Emrah. Bak bu şöyle bir şey söyleyeyim sana, teknik bir bilgi vereceğim. Resmen burada insanlarla alay ediyorsun. Yüzün dahi kızarmıyor şunları söylerken. Bak güzel kardeşim, o telefon hatları karşılıklı incelenir. Senin o dönemde o telefonu kullandığın tespit edilir. 97-23. Yeşim Hanım'ın kullandığı telefon tespit edilir. Evet.
seninle onun arasındaki irtibat sağlanır. Bu kadar da alaycı olma. Kanun bu kadar basit değil. Sen dalga mı geçiyorsun insanlarla ya? Sen ne yapıyorsun bakalım. Hadi bakalım. Orhan Bey. Çıksın Orhan Bey, çıksın. Ne yapacaksın o zaman diyorsun ya. Ben de ben diyorum ki çıksın. Ben eğer ama suçsuz olursam ne yapacaksın? Çıkarsa, özür diler misiniz diyorsun bu yayın ya. Benden özür dileyecek mi? Kim? Anlamadım. Yayın özür dileyecek mi? Diyorum. Eğer sen gerçekten suçsuzsan ben de bu 83 milyon insanın önünde senden özür dileyeceğim. Tamam. Eğer suçluysan da seni burada her gün zikredeceğim. Ben de 83 milyon üzerinden söylüyorum ki tamam ben de 83 milyonun önünde size söylüyorum ki ben haksız çıkarsam zaten o zaman biz seni görürüz. Ben senin cezaevi görüntülerini vereceğim. Vereceğiz, vereceğiz. Tamam. Onları da vereceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. İnşallah. Kaynadı, kaynadı. Tamam. Bu mesajlarda sen Yeşim'e olan aşkını bir anlat bakayım bana. Ne oldu? Yani işe yerleştireceğim hepsi yalan diyorsun ya. Yeşim'e olan aşkım zaten Yeşim o sıra yanımdaydı. Yeşim hep yanımdaydı. Telefon tamam, da elindeydi. Kesin ben yapmışım. Hep elindeydi. Bir şey söyleyeceğim. O kendi kendine yazmış. Değilim. Emrah Gündoğdu, sen işe kimi yerleştirdin? Ben devlet değilim. Bir dakika, Didem Hanım. Söyle. Ben devlet değilim. Evet. Ben devlet personeli değilim. Yerleştirsem kendimi yerleştirirdim. Senin yani telefonun, bu insanlar söylüyor Emrah, ya, Emrah sen senin böylesin, telefonun, sen busun, sen şusun. Senin telefonun 05... Benim telefonum Yeşim'in elindeydi. Ben bunu mahkemede... Kendi kendine mi yazıyor? Yazıyor. Senin telefonun 05-23 ile mi bitiyor? Aynen. Didem yanımdaydı. Yanımda da kalıyordu. Bunlar zaten Dilara. Çıkar. Çıkar. Tespit de edilir hiç. Bunlar. Çok kolay. Peki hayır. Sana Dilara, bir şey soracağım. Sorsun, gecenin köründe attığın mesajlarda da mı ben senin yanındaydım? Onları müneccin olarak mı senin yanına geldim? Yanımdaydın. Bunları da ispatlarım. İspatla o zaman. Aynen ispatlarım. İspatla. Sıkıntı yok. İspatla. Tamam, ben görüşeceğiz. Ben onu istiyorum zaten. Tamam. Senin gecenin köründe tamam. Bana çektiğin mesajlar da yalandı tamam. O zaman. Onu da ben yaptım. Senin tamam. Gibi bir adam bunlar çıkar. Bu kadar ya şeyi nerede yapacak. Oldum, kiminle oldum? Hepsi çıkar. Bir de telefonunu sevgilisinin eline verecek 24 saat. Aa tatlım diyecek. Hadi istediğini yaz, çiz. Geç onu. Aynen avukat hanım. Sizin bilmediğiniz çok şey var. Telefonu elinden alıyordu. Hiç vermiyordu. Siz bunları biliyor musunuz? Senden almamız yok. Gereken dersleri alalım. Senin yaşın kadar buradaki ben, insanların ben meslek hayatı var. Ben anlatacağım yerleri anlatıyorum. Ben çıktım. Ben şimdiye kadar sustum. Didem Hanım'la konuşmak için bağlandım. Lütfen. Ben Didem Hanım için bağlandım. Sessizliğimi bozdum. Bana çünkü dolandırıcı diyorlardı durmadan. Hala yayında diyorlar. İddia dolandırıcı diyordunuz. Hala ben diyorlar. Pandemiden çıkmış. Ben pandemiden çıkmıştım. Bir dakika. Hepsini biliyorum. Ben pandemiden çıkmış mıyım? Ya sonuçta çıkmışsın cezaevinden ama beraat etmemişsin. Bak cezaevinden çıkmışsın ama beraat etmemişsin. Laf şey yapma. Cezaevinden Didem çıkmışsın. Hanım. Tamam. Tamam Didem ama Hanım. Sen şu anda yargılanıyorsun. Sen sanıksın. Sanıksın, sanık. Sen şu anda beraat etmedin. Suçsuz falan değilsin. Tamam mı kardeşim? Tutuksuz sanıksın. Tutuksuz yargılanıyorsun. Hüküm alırsam bana dolandırıcı diyebilirsiniz. Tutuksuz hüküm... yargılanıyorsun. Tamam. Bak, hüküm alırsam bana var. Dolandırıcı söyleyin. Dolandırıcılıkla ilgili yargılanıyorsun. Dolandırıcı olduğunla ilgili kuvvetli şeyler var. Bununla ilgili yargılanıyorsun. Senin bizi dolandırdı diyen de onlarca ihbar var. Biz hepsini emniyete paylaşıyoruz. Gerekeni yargı verecek. Ha mahkumiyet kararı yayınlanırsa ben de sana söz veriyorum. Tamam mı? Sen diyeceğim ki dolandırıcı Emrah Gündoğdu. Didem Hanım, Emrah'ın... Masumiyet karinesi de var tabii Emrah'ın ki. Atladığı bir şey var. Emrah bu olaylarda şüpheli değil. Sanık. Sanık kime diyoruz? Bu olayı işlediğinden emin olunmuş, yargılanan insana sanık diyoruz. Biz burada. Şüpheli olabilir. Yani bu suçu şüpheli olarak işlemiş olabilir. Emrah'a şunu soracağım ben. Emrah senin sabıka kaydın var mı? Vardı. Bilirim. Adli sicil kaydım yok benim. Sabıka kaydın var mı? Bunu. Sabıka. Yok. Ben artık bir şey demiyorum. Bunu ben biliyorum kaç tane oldu. Ben kaç tane sabıkanın olduğunu biliyorum senin. E-Devlet'ten çıkartıp yolluyor şu an. E-Devlet'ten bakma. Bakın dava dosyalarında mahkemenin talep edip dosyaya getirttiği sabıka kaydını soruyoruz. E-Devlet'te kesinleşmeyenler görünmez. Dosyam var. Yargılandığım dosyam var. Ne? Onlar ne? Onların içeriği ne? Bakın. Yani konusu ne? Suç ne? Yargılandığım dosya var. O suçlar ne? Suçların adını söyler misin?
Boşanma var. Anlatıyorum. Evet. Evet. Boşanma ceza var. Ceza dosyalarını soruyor Orhan, Orhan Bey. Cezayı var. Soruyor ceza. Yaralama onları konuşacağız. Şimdi sadece bak sadece 60 saniyelik bir ara vereceğim. 60 saniye sonrasında Dilara'nın ailesiyle olan öyle görüntülerini yayınlayacağım ki bakalım Dilara insafa şey insafa gelecek mi? Gelsin bir arayı verelim. Canını alsın yaparsan çalış. Polis ol. Nasıl olursa okulun bütün. Sene sene yıllarımızı verdik. Yıllarımızı. Evden kaçtık geldik evden. Ayşen öyle bıraktı. Ayşen öyle bıraktı. Ayşen geri bıraktı. Ayşen yoldan kaldı. Ayşen abi ya. Ayşen yoldan kaldı. Ayşen kim ben çıkarım. Ayşen sen yeter ki yutur Dila. Sana kusura bakma o sen ne kadar kısaltmış. Hakan abi. Ya kızım sen nasıl diyorsun? Seni kıymam Ayşen'in nasıl anlıyor? Tamam tamam o zaman güzel kızım sen benim yanımda ol. Her zaman senin dediğin ben ne diyordum siz kimi isterseniz ona vereceğim. Sen yüreğin olsun her şeyi anlaştın. Beni insanlar seni yaratmaz. Yani ben düzgün insan ister sen yaratmaz. Saçların kurban olur. Ben hepsini yürümüyorum. Nasıl o saçların yakıyorsun? Baban sen eyle mi davranıyordu sen? Baban üstüne çıkıyor. Ben seni bulurum. Ne kadar üzülsün. Ama heyecan. Tamam. Seni getirmeyeceğim. Seni getirmeyeceğim. Dilem Hanım da sarılıyor. Tedavisi de yaptı. Herkes sana da kızıyor. Instagram'da falan acayip. Bu sarıl iyi ol. Yarın daha sık yedi anneannemleri falan. Yani sen ortaokulu bulur herhalde. Yani şey zaman. Sanki onlardan vazgeçip ancak öyle olabilir. Yok canım ya. Kimse. İnsan tek başına duramadım. Hiç kimseyle beraber olmadım. Şu anki seçim. Şimdi bu. Şu an bir karar veriyorum, onu geçiriyorum. Hayır, zaten bizim evli adam. Boşansın. Bir boşansın, bir de öyle bir şey de var yani. Tabii ki sana ya. Bunların hepsini kabul etmişim. Ablama, ablama, bak kendimize sarılıyor. Bu ikna oluyor da seni öyle. Güzel olacaksın, Ezgi aynı. Ezgi sinir olacaksın, sen yeter ağlama. Gel Ezgi, boyma, çıkardı, başma, sen verdin. Ezgi verir, gel Ezgi, gel Ezgi. Gel Ezgi, gel Ezgi, gel Ezgi. Tamam, tamam. Ulan seni öyle. Ben de sana koyalım, ben de sana koyalım. Bir dinlen sonra duygu şeyleri yaşıyor. Evet, evet. Sarıldı sana ya. Allah hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Her şey benim olsun. Tamam, sakin ol, sakin. Bunları yaşadık. Anne tabii çok üzgün, baba çok üzgün. Biz sarılabildiniz. Ya vicdan var mı? Yok mu hiç? Hiç sen avlat duygusu yok mu sende? Ya karanlık çocuğu niye lan kandırdın? Bu kızları niye dolandırıyorsun 35 tane kızı? Kimi dolandırırsan ne yaparız? Sen de insan sevgisi. Konuşunuzun konuşun. Öyle burada Galyana getirme. Senden ne olursa olsun kızımı koparacağım. Sen buraya durma. Geleceksin. Gel. Ana kızı kalk gel oraya inanma. Sürütüp gülme. Sen bu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden dalga geçemezsin. Sen bu insanlarla dalga geçemezsin. Dalga geçiyorsun. Gülme. Bana desin ki kolay i̇nsan bir şey gülüyorsun. İnsan ol insan. İnsan ol ben de. Biraz düşünün. Düğün yapaydım. Peşen gelaydım. Niye adamı götürdün bu yaşlı adamı peşine sürüttün ben... de. Elbisem alacağım buradan. Polis kıyafetini çıkarttı elbise kalmışsın. Tamam Nezahat Hanım. 10 milyar paramız çıktı çıkart meydana. Ya 100 milyar liraya kurban olsun. 1 trilyon kurban olsun kızım. Ama sen geri gel. Sen o çocuğu bırak. İçim yanar içim. Emrah'ın içi yansa çocuğuna içi yanar. Babasına yanmamış. Yoksa
gelir konuşur. Biz insan yemiyoruz, yamyam değiliz. Vahşi de. Biz yayına geldik çocuğumuza sene. Çocuğum buraya gelecek Emre, gülmeyeceksin. İnsanlar özür dileyeceksin. Bütün kurumlardan özür dileyeceksin. Olumsuz olsun. Buraya nasıl çıktımsam oraya da çıkacağım. Bir de telefonu yaptın. Sen hiç orada hiç sırıtmadan dur. İnsan gibi ol. Adam ol, yanıma geleydin yeter ki. Sen sırıtıyorsun. Çocuğuna sahip çıkmıyorsun. Canın parçasına sahip çıkmıyorsun. Ben burada da seslenmiyorum. Şimdi Emrah, bir dakika Emrah. Bak şu anda ailesi çok üzgün. Didem Hanım. Dilara'nın elini ısrarla aileyi tahrik Didem eder Hanım, gibi tutuyorsun. Didem Hanım, ama siz bunları söyletemezsiniz bana. Aileye tahrik eder gibi elini tutmaya devam ben ediyorsun. Ben tahrik etmiyorum. Siz onlara bunları söyletemezsiniz. Sen ne yapsın? Yılmaz ve Vazgeçme ailesinden. Kızı orada. Kızı orada. Ne yaptın? Üzülüyor şu an. Bak söyleme mi diyorsun? Allah'ım ne diyor ya? Benim erim kalmış. Eşeğim kalmış. Dilara lütfen sen konuşma, sen burada. Konuşma, sus, gül sen çiçeğim, gülüm, ayım, güneşim. Aşkımsın, sen konuşma, geridin. Seni batağa sürükle. Ben... Senle sabah niye para yatırır çekeyim? Artık ya uzatmayın. Kızım lütfen, senin ayrılarını öpeceğim. Arkada uzlaşalım. Her zaman arkanda Hasan Bey, ne dersin? Hasan Bey, Nezahat Hanım dur. Dilara ne söylüyorsun? Son yayını zaten çıkmak istiyoruz. Böyle devam edersen zaten çıkmak istiyoruz. Dilara sen yayından sonra annenle babanla sarıldın. Senin de babana nasıl sarıldığını gördük. Gene sarılacağım. Yine sarılacağım diyor. Evet, bu kadar evet, aileli tamamen. Gene sarılacağım. Ama şimdi yani ailen diyor ki eve gelsin, bizim yanımıza gelsin, tamam, gelsinler. Tamam, bak ben diyorum uzlaşsınlar. Emrah da kabul etsinler. Ben yine o şekilde telefonla bak, onlarla görüşürüm. Emrah'ın sen gelmesin, biri gene burada. Bak kız gelmesin. Bak sevgilisi bir tane burada, bir tane almaz geldi, bir tane Samsun'da, bir tane Ardahan'da, bir tane. Adam bana olacak, görecek. Uzlaşmanıza gelmiyorsanız o zaman siz bilirsiniz. Ana kızı sen beynen vur çalıştır. Onun sözünü hiç dinleme, o rahat duruyor. Bak beni. Bak kasıtlı, kasıtlı bizi burada tahrik ediyor, biliyor musun? Bela olmaz. Ağzına sen kötü bir laf çıksın diye. Ben bunları çocuk değilim, ben anlıyorum. Sen hiç kasıtlı söyle Emrah denilen. Etmeden konuşun, üzülüyorsunuz biliyorum ama hakaret etmeden konuşun. Sen nereden biliyorsun? Neden kişi ise, polis ise, memur ise hepsini kullanıyorlar ki. Bir daha da mal anlayacağız. Sen kandırmış mühendisle projesiniz kendine. Kendi şimdi bir dakika bekle, bekle bir saniye. Mine Hanım telefonda yayına bağlanmak istiyormuş. Yeşim Hanım bir bekle bir saniye. Bir susar mısın Nezahat Hanım? Bir sus. Yani kızını nasıl ikna edeceğiz hiçbir fikrim yok. Ama ikna olacak gibi de durmuyor. Yani bazen insanlar kaderini yaşarlar. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm Dilara senin için. Çok üzgünüm gerçekten. Pişman bakalım, olacak ama. Pişman olacak ama yani. Peki şey Mine Hanım telefon attığında mı arkadaşlar? Mine Hanım attı mısınız? Alo Didem Hanım merhaba. Merhabalar Mine Hanım. Şimdi sizinle ilgili iddiayı Yeşim Hanım söyledi. Siz bir konuşur musunuz? Yeşim Hanım siz sorar mısınız? Siz söylediniz iddiayı. Evet şimdi şöyle bir şey var. Benim orada ismim geçiyor ama ben şu an gördüm şok oldum yani. Ben çok. İsmim geçmesini de istemiyorum ki benim Emrah'la bir alakam yok zaten. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bir Yeşim Hanım'dan duyun. Ne demiştiniz Yeşim Hanım? Dinler misiniz? Peki ben karakola gittiğim zaman seni arayıp sen karayollarında şef değil misin dedim mi demedim mi sana? Ben böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Benimle konuştun mu? Ben böyle bir şeyi kesinlikle kabul ben etmiyorum. Senin adını... Ben senin adına... Bir saniye dinle. Bir iddia yaşını söylüyor. Ben konuşabilir miyim? Şöyle Mine Hanım. Bir ben konuşabilir miyim? Bir konuşabilir ben tabii ki konuş. O yüzden sizle yine bağlanmak istedik. Şimdi Yeşim Hanım dedi ki sizinle de ya yani sizi de sevdiğini mi söylemiş tehdit yani. Ya, söylemiş. Hatta tehdit şey etmiş. Korkuyor musunuz? Korkuyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Beni dinleyecekseniz ben konuşayım. Eğer tabii tabii. Beni dinleyecekseniz. Hayır soru sordum sadece. Benim Emrah'la bir alakam yok. Böyle bir şey de kesinlikle kabul etmiyorum. Tamam akrabamız ama ben böyle bir şey kabul etmiyorum ve benim orada ismimin de geçmesini istemiyorum. Ben 5 yaşından beri Emrah'la görüşmüyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum, Emrah Elazığ'da yaşıyor. Yani benim hiçbir ilgim, alakam sizi yok. Sizi tehdit etti mi? Hayır.
Peki Mine, bir şey soracağım sana. Seni tanımıyorsam. Seni tanımıyorsam bir şey soruyorum. Senin bayılmaların var mı? Ailende izliyor. 8. ayla 9. aylarda Elazığ'daydın. Şu anda İstanbul'daydın. Ben bunları nereden biliyorum? Polis miyim acaba ben buraya çıktım? Senin uydurmaların bunun kesinlikle. Benim uydur. Senin adını nereden biliyorum Mine Özpolat diye? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum ve kesinlikle orada ismimin geçmesini istemiyorum. Bunları da kabul etmiyorum. Ne oldu, sizi de arayıp tehdit mi ettiler? Olduğu için bu duruma ve ben böyle bir şey bilmiyorum. Bayılıp peki, bayılıp seni hastaneye götürdüklerini. Benim ismimin geçmesini kesinlikle artık istemiyorum. Hanımefendi o zaman, hanımefendi. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Peki bu bayan sizi aradığını ya da işte ne bileyim devlet bunu istediği zaman zaten doküman olarak çıkacak. Ben şundan şey yapıyorum. Acaba Emrah ya da ailesi şu anda sizi aradı mı yayına bağlanma diye? Tehdit etti mi? Hayır. Tehdit etti mi? Hayır, öyle bir şey yok, hayır. Belki de birlikte yapıyorlar. Kayıtlar çıktığı zaman yani ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Yeşim Hanım, siz nereden biliyorsunuz? Bir şey soruyorum sana. Bu kayıtlar çıktığı zaman sen ne yapacaksın? Ne gibi bir kayıt mesela? Telefon seninle konuştuğum telefon görüşmeleri çıkınca ne yapacaksın? Mesajlar çıkınca ne yapacaksın? O mu sizi tamam, aradı, benim, siz mi benim, aradınız? Benim peki bir şey söyleyebilirim. Benim bir suçum var mı ortada? Yani hayır, benim yok, yok, suçun yok. Senin suçun yani var demiyoruz Mine burada. Mine Hanım, mesele o değil. Sizin suçunuz falan meselesi değil. Biz Emrah ve Dilara arasındaki meseleyi, Emrah nasıl bir kişilik olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Ben çünkü size, Didem Hanım, ben size anlatıyorum. Ben Emrah'ı 5 yaşından beri görmüyorum. Ben biz küçükken arkadaştık ve aynı zamanda akrabayız. Bakın hanımefendi, demiş ki Emrah, bu bayana dışında, diyor ki Yeşim Hanım'a, Emrah diyor ki benim akrabam ya da ne diyorsa işte devlet karayollarında şef diyor. Bu Yeşim Hanım da olaylar ortaya çıktıktan sonra telefonunuzu istiyor Emrah'tan. Sizin telefonunuzu Emrah veriyor. Bu bayan sizi arayıp soruyor, siz şef misiniz? Sen de diyorsun ki hayır, benim öyle bir şeyim yok. Beni de tehdit etti, korktum. Evet. Sizin zaten bir şeyiniz yok ki. Siz neyi inkar ediyorsunuz ya da neyi yalanlıyorsunuz, anlayamadım ben. Ben de öyle. Bir ara vereceğiz şimdi. Daha sonra Zeynep kayıp, 16 yaşında. Babası burada, halası burada. Konuşacağız onlarla da. Zeynep nerede acaba? Bir çetenin elinde olduğunu düşünüyor ailesi de. Yazık, 16 yaşında daha. Bir ara verdik, sonra hemen beraberiz. ...16 yaşındaki Zeynep defalarca evden kaçtı. Çalışıyorum diye evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Babası her seferinde geri döndürdü. En sonunda çaresiz kaldı. Buradan Zeynep'i tutan kişilere sesleniyorum. Çocuğu serbest bırakın. Kızı Ahmet Boran'ı otobüste uyutup nasıl kayıplara karıştı? Bu şoförü durduruyor, lavaboya gideceğim diyor. Otogarda kaçıyor. Zeynep çetenin eline mi düştü? Çetenin elinde olduğunu düşünüyorum. En son nerede, kiminle görüldü? Yeni cezaevinden çıkmış çocuk, onun eline düşmüş. Babası ve halası Zeynep'in kaybolmasıyla ilgili kimi neden suçluyor? Belki de bir şebekenin elinde bunu suça bulaştırdılar. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Hocam ben. Şimdi bir babayla daha birlikteyiz. Onun yaşadıkları da gerçekten çok üzücü. Ahmet Boran, evet, kız kardeşi Ayşe Boran'la birlikte yayınımıza başvurdular. Malatya'dan Ahmet Bey programımıza, evet, katılıyor. 16 yaşındaki kızı Zeynep Boran kayıp. Evet. Daha 16 yaşında. Kaç doğumlu? 2004 doğumlu. 2004 doğumlu. Evet. Ve hakkında da kayıp başvurusu olduğu için şu anda 81 ilde aranıyor. Evet. Öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun. Siz evli misiniz? Eşiniz nerede? Evliyim, evet. İlk eşimden olan çocuğum bu benim. İlk eşinizden olan çocuğunuz. Evet. Ne kadar evli kaldınız hanımefendiyle? 8 yıl. 8 yıl. Evet. Annesi nerede yaşıyor? Antalya'da. Antalya'da yaşıyor. Evet. Ne zaman kayboldu? Nasıl gitti? Kimin yanında olabilir? Bakın, Ekim ayının başlarındaydı. Çocuk çalışmak istedi. Baba ya dedi, izin verirsen ben bir iş buldum dedi. Çalışmak istiyorum dedi. Sıkılıyorum dedi evde. İyi dedim kızım. Güvenilir bir yer mi? İyi. Lisede okumuyor mu normal? Okumuyor. Hayır, okulu bıraktı. Ne zaman bıraktı? Ortaokulu bitirdi. Bıraktı. Okumak gitmedi. İstemedi. Okumak istemedi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaatta çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorsunuz. Evet. Peki sonra? Güvenilir bir yer mi dedim. Evet dedi, güvenilir bir yer dedi. Hı hı. Çalışmak istiyorum dedi. Tamam dedim. Çocuk birkaç gün işe gidip geldi. 3-4 gün ama saat 10'da geliyor, 10.30'da geliyor, 11'de geliyor. Dedim ki kızım, senin bir patronun yok mu?
bir numarasını alayım ben dedim. En azından haber alalım senden. Geç geliyorsun çünkü işe. Sizle beraber yaşıyor ama. Tabii. Hı hı. Baba dedi ya patronum dedi şehir dışına bazen çıkıyor dedi. Hı hı. Yanında çalışan dedi Ayşegül abla diye birisi vardır. Onun numarasını vereyim dedi. Sürekli beraberiz dedi. İyi dedim ver. Zeynep işe geç geldiği zaman, eve geç geldiği zaman biz bunu arıyoruz. Çok da küçük, çok da güzel diyoruz ya. Diyoruz ki Ayşegül Hanım Zeynep eve gelmedi. Bu da diyor ki aa nasıl olur abi diyor. Bıraktım diyor ben çocuğu diyor. Zeynep'in telefonu yok mu kızınızın? Hayır. Sosyal medyaya falan bulaşmasın diye ben telefon kullanmasını pek doğru görmüyorum. Küçüktü çünkü. Ama o Ayşegül denen kadının telefonu üzerine telefonu iletişim var. Kuruyorsunuz. Evet, evet. Kadınla da aynı yerde çalıştığını zannediyorsunuz. Öyle sanıyoruz biz. Evet. Ama öyle değil. Maalesef neler olmuş bir dinleseniz. Evet, evet. Dinleyin. Buyurun. Anlatın daha doğrusu. Biz birkaç defa böyle geç gelince dedik ki Ayşegül Hanım niye böyle geç geliyor falan. Dükkanı temizledik. Bilmem ne yaptık. Yani bahaneler hiç bitmiyordu. Çocuk kaçta geliyor peki akşam? 10, 11 bazen 12. Bu civarlarda eve geliyordu. Nasıl? Zaten pandemi bu? Dönemi yani. Ne dükkanı bu? Ya telefoncu. İş ne? Telefoncu. Telefoncu da telefon satıyorlar. Her yer evet. Kapanıyorsa. Kapanıyor ki zaten o saatte. Yani. Ben çalışıyordum. Bir tane kız çocuğu aradı beni. Yeşim isminde. Hı. Abi dedi sen Zeynep'in babası mısın? Evet dedim. Sen kimsin? Ben arkadaş oluyorum dedi. Senin kızın dedi çalışmıyor. Evden çıkıyor dedi. İşe gider gibi. Saat 11-12 arası mı geliyor dedi eve? Evet dedim. 11-12 arası eve geliyor dedim bu. Seninle konuştuğunun farkında mısın dedim. Al dedi bunu bu doktora götür dedi. Ben iddialarımın arkasındayım dedi. Ve telefonu kapattı. Ben Zeynep'i yani bu konuyu açmadım Zeynep'e. Yani Zeynep'in 16 yaşındaki hayır. Çocuğun birileriyle cinsel birliktelik yaşadığından size söylüyor, bahsediyor. Evet. Söylüyor. Ben Zeynep'e o akşam bu konuyu açmadım. Kızım dedim sen nerede çalışıyorsun? Ben de can ismi söylüyor bana. Ben de günlerden pazar gittim iş yerine. Verdiği adres doğru, iş yeri doğru ama ne kepenkleri zaman? Kapalı. 2020'nin Eylül Ekim gibi falan mı oluyor bunlar? Ekim'in 20-25 arası. Evet. Dükkan kapalı. Akşam saat 10.30'da eve geldi bu. Dedim ki kızım bir sıkıntı var mı, problem var mı, bize anlatmak istediğim bir bu şey var mı? Bu arada sevgili izleyiciler Zeynep Boran'ı bir yerde gördüyseniz şu anda birilerinin yanında olduğunu tahmin ediyoruz. Lütfen bildiklerinizi, duyduklarınızı bizle paylaşın. Zeynep'in bir çetenin elinde olduğu iddiası var. Baba öyle düşünüyor. Lütfen bizi arayın. Evet. İhbarlarınızı bekliyoruz. Buyurun. Daha sonra kızım dedim bir sıkıntı var mı? Bize anlatmak istediğin bir şey var mı? Yok baba dedi. Dedim bak kızım ben bugün senin iş yerine geldim ama senin iş yerin kapalıydı. Hı hı. Sen sabah 8'den akşam saat 12'lere kadar nereye gidiyorsun? 20-25 gün boyunca. Bu ağlamalara başladı. Seni dedim Yeşim isminde birisini tanıyor musun dedim. Arkadaşım oluyor dedi. Bak kızım dedim senin hakkında böyle böyle iddialarda bulunuyor. Hayır dedi yalan söylüyordu dedi. Ya kavga ettik dedi. Husumetinden söylüyordur dedi bu. İyi peki dedim. Sabah dedim annenle beraber gidin. Senin patronun her kimse beni arasın. Desin ki kardeşim bu çocuk benim yanımda çalışıyor. Tamam dedi baba. Sabahleyin annesi bunu alıyor gidiyor. Sizin şu anki eşiniz. Evet. Arası da iyi. Kaçıyor. Ha kaçıyor. Kaçıyor. İlk kaçış o zaman galiba. Evet oradan kaçıyor. Hı hı. Daha sonra biz 1 Kasım'da polise gittik. Dedik ki kardeşim bir, bu... 1 Kasım'da kaçıyor. İlk 1 Kasım'da kaçıyor evet. 1 Kasım'da kaçıyor. Biz polise gittik. Hı hı. Dedi ki kızımız eve gelmedi. Dediler ki 24 saat geçsin. Bir akrabalarınıza bir bakın. Ondan sonra bakarız dediler. İyi dedim. Ben de o arada o kız aklıma geldi Ayşegül Hanım dediği. Telefonla görüşüyorsunuz verdiği. Ya kızınız. Evet, yani o aklıma geldi. Evet. Aradım. Aradığımız numara kullanılmamaktadır dedi. Numara iptal oldu. Pardon çocuk kayıplarında 24 saat bekleniyor mu? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Öyle dedi. Dediler evet. Aman. Bir süre geçmesi yani. Lazımmış. Bekleniyormuş. Bir bakın saat. Dediler. Ondan sonra tekrar çocuk gelin dediler. Ya belki yaşı ilerliyor ama çocuk kayıplarında beklenmez 24 saat. 24 saat çocuğun başında her şey gelir yani 24 saat beklenebilir evet. Mi? Aslında Ayşegül kim? Onun kimliğini siz açıklar mısınız? Bakın polis bunu açıkladı bana. Evet, ne dedi? Biz gittik karakola 2 Kasım ayında. Hı hı. 2 Kasım 2020. Kayıp başvurusunu yaptık. Ben detayını polise anlattım. Dedim ki bu numarayı biz telefon açıyorduk. Zeynep'in yanında çalışıyordu. Ama bu numara iptal oldu. Tamam dediler bakalım dediler. Araştıracağız siz gidin dediler. Yani tutanı tuttular. 3 gün sonra polis beni aradı. Gel dedi karakola gittim. Ne olarak biliyorsun dedi sen bunu? Ayşegül diye biliyoruz dedim ben. Ne Ayşegül dedi? Elif Can Coşkun dedi bu.
Ve bunda müthiş bir şey var dedi. Türkiye'nin bütün illerinde hemen hemen diyebilirim dedi. Adresleri vardı bu. 21 yaşındaymış o da. Evet, 21 yaşındaymış. Elif Can Coşkun'un yanına gidiyor. Aslında Elif Hanım kendisini Ayşegül olarak sizle tanıştırıyor. Evet, evet. Elif Hanım peki kızınızın vücudundan para karşılığı menfaat mi sağlıyor? Bakın oraya geleceğim şimdi. Dedim ki tamam şikayetimizi yazalım en azından. Yani telefon numarası bir anda iptal oldu. Elif dedi. Elif Hanım da Elif Can'da şu anda şu taraftan görebilirsiniz. Siz karşıya bakın. Önde Zeynep var. 16 evet, yaşında. Şahıs bu. Elif Can Coşkun da arkadaki kişi. Şu evet. anda onun yanında mı? Nerede olabilir? Yani gerçekten babanın verdiği mücadele, hele halanın verdiği mücadele. Evet, evet. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet, İstanbul'da evet. yaşıyorum. Yani bir iki kız kardeşiyle beraber Hasan Bey'in verdiği mücadele gerçekten inanılmaz. Zeynep neredesin? Yani seni aramaya devam edeceğiz. İhbarlar da geliyordur şu anda. Evet. İzninizle bir ara verelim. Devamı Tabii. o kadar ilginç ki devamını daha sonra dinleyeceğiz. Tabii. Biraz ara daha lütfen. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Ahmet Boran kız kardeşiyle beraber Ayşe Hanım'la beraber yayınımıza başvurdular. Az önce biraz dinledik. Kızı Zeynep Boran'ı arıyor. 16 yaşındaki kızını arıyor. Kızının bir çetenin elinde olduğunu ve iddiasına göre Elif Coşkun Can adındaki Ankaralı şu anda Kars'ta yaşayan evli ve iki çocuk annesi Elif Coşkun Can'ın yanında olduğunu. Hayır, Elif Can Coşkun. Elif Can Coşkun'un yanında olduğunu düşünüyor. Evet. Defalarca eve getirmişler. Evet. Her seferinde geri dönmesine rağmen yeniden kaçıyor Zeynep. Kaçıyor. Büyük olasılıkla bu çete onu maddeye de alıştırdı ve vücudundan da para karşılığı bir menfaat sağlıyorlar. Evet. Biz Zeynep'i araştıracağız, bulmaya çalışacağız evet. ama tedavi ettirmek lazım. Elimizden geleni yapacağız. Kesinlikle. Daha 16 evet, yaşında evet, yazık evet, günah yani. Evet. Yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarın tamam. görüşmek üzere. İyi akşamlar.